Bana kızlarım, bollarım bilen, oylan bilen köçede kaldırdı. Uşa adam. Ha, bizge hiç kim etibar vermedi. O vaziram etibar bergen yok, tiyatr rahbarları ham etibar bergen yok. Umuman hiç kim etibar vermedi. Çünkü ularga tanış orkali borsangiz. Ben yaşayayım ben, pul orkali borsangiz kalasiz. Ölümüm yakınlaşkanda uşak getip ölügümü, akukalarım komad deyip uzunca uzun tasarlı vereme kalasiz. İslam Karimovga rasımımı apkırgen. Bana şu adamı taptik digen. Şunu da karab durup etken ekenle. Bana gördüğü mü? Özbekistan'da hem Amir Temur'a okşayan insan var digen ekenle. Ben sakta pulge aletken adamlarını unvanla. Ama Rusya da piva dedi, ben tüpüremem onu kanasıyla. Özbekistan halk artistini kança kança pullerge ağına geçebilemez. Lekin bana burnum burgut burun. O karakterim o şunaka. Ben boyuna geldiğin adammasına. Her kanday aktör bilen rakabat bulup, rakip buluşka tayyorman. Hop, Amir Temur rolünü icra kılıp kança pul oldu dedin? İşte avans var. Lola pada var dedi. Bir de daha koydum da al parasın 10 bin. Uyu fakat uyge borgen de ayolumu aldı da yüzüm kızarıp sıkıl gelimden bilinledi kalasın. 60'ke kırıp haliyen vatanın yok mu sana? Digen savalge, ne madem cevap veremem. Yani bir yandaki adamlar bana ayağımda balta uğurgeni, uyumu tartıp uğurgeni, hatta içki işler kadımları bana uyumu tartıp alış için onu yanına uğurgeni. Hemen tek zemini de nefs yatıptı. Hayatta gırram, hayatta başına kanka buralarını, tuplisini yelep, buralarını ayağını ukalep, kun kore digenler yaşarken digen, hula sevk geldiğinde tüpürdüm üyünge dedim. Yakvarmakçıydım doğrusu üyünü. Lakin bu süte şeydi. Ha, yakmakçıydım. Yanımda, arkamda maçit var. Yanımda koşullarım bu arada. Zarar yetmesin dedim. Aslında yok zaman uzun uyumu yok ama. Eğer bungeyem kalın olsa, kamasın kama var digen yapayım yapardım. Lakin bu yerde Allah'ın uyu var için kımayım dedim. Lomu alıp durup, her bir opkigen, vadiden opkigen panirlerini sındır yapma. Kuzum tuğla yaş alamımda, balalarımı kuzu yakın diye kıl karayman, digen nasıl bilen kıl yapma. Lekin tiyatrda hayda işte. Şu tiyatr rahbarları yok mu? İlik tirgilerin başlığı gel, şimdi daha buyruk verip, marif atacağını sivet koyuş, koldan keme yaptı ve işke keme yaptı, yazı veresen de mecbur kıyam. 10 yıl bir farzand yürgen basit, farzand yok diyorlar. Belki. Marif Ege, bir ayolga 3 Mart uylen gerek. Şunlar şuna kaya. Kaysa ayolga gelme. Masuda dedim. Ne kadar? Mazgi uylenemem dedim. Ev cinne dedim. Bu mesela kaç getemem ben dedim. Ben şu kolumdan Hamza Umar'ı kabreye koyacağım ben. Ben şu kolumdan Raza Havra'yı kabreye koyacağım ben. Bilesin mi bana işten hayda geldi. Tiyatrdan şimdi oturup kuzumu açıp ben de sahnede oturup şu oynayan ustazlarımı görüyorum ben. Ben bundan umumen korkmuyum ben. İlk tankasından hem korkmuyum ben. Tankasını hulegen pekti, portlatışken kolumdan geledi. Bende tank yok. Ben cenge bir kuzum çıkana. E şu Maruf Atacanov icarede yaşaydı şu pullu topa mıydı? Bir de hatını işleydi. Bir de hatını pullu kanaya kılıp 300 dolar kvartirası verip yiyip içi navaralarını kanaya kılıp baka dedip oylamadı da işten boşat vardı. Kadarın gelene pul bulmayı öldüyüm ben. Özbekistan'da hizmet görsetken artist Maruf Atacanov ölgenden kim verildi dedi. Uşanı yolum gibi bağırıp kim kum koyamam. Olan oldu ki bağırışım kereye de şimdi bağırıp olan mı yüzden şimdi öpsem dedi, ola. Canını mani için hep az yine saklap koyduk. Yeni bu meydan, yeni keç böyle. Hemen nasıl keç böyle. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka. Rahmat. Xush keldingiz. Ha, kelvaldi. Xo'p, savollarim juda ham ko'p. Shuning uchun imkon qadar dangalroq harakat qilaman savol berishga. Siz haligacha ijara uyda yashaydi deb eshitdim. Nahotki shu rost bo'lsa. Bu rost, bu aniq.
Hozir yoshim 60 da. Ko'p odam ko'rib havas ham qiladi menga. Voy, mana bu aktyor ekan dedi. Voy, bu yomonlarni o'ynaydigan aktyor dedi. Qisqasi, kasbimga, o'zimga havas bilan qaraydi, lekin ichki dunyoyimdan nima o'tayotganini ular bilmaydi-da. Mana shu alam qilayotgan tomoni shu. Menda uyim bo'lgan, hovlim bo'lgan. Hovlini olib 5 yil, 6 yil ichida hovlini yashaydigan darajaga keltirdim. Hamma narsa qonuniy qilingandi, lekin nima sabab bo'ldi? 6 yildan keyin uyimni qurib, bitkazib, uy to'yi qilib, qizimni turmushga berib, 3-chi kuni, ya'ni challar kuni uyini haqiqiy egasi kelib turdi-da. Rus odam ekan. Menga buni o'zbek odam sotgan, o'sha paytda u odam 63 yoshda edi. Qisqasi sudga berdik, uyimni qaytarib ber degan ma'noda sud qaror chiqarib berdi. Hattoki qaror chiqardi, o'sha paytda uyimni 42 ming dollarga baholadi. So'm bilan hisoblab turib, mana shuncha pul bo'lar ekan dedi, lekin u pulda bu yolg'on ko'rsatma bergan ekan bizga. Men bir tiyin ham ololganim ham yo'q. Qisqasi alamimdan uzun lom oldimda butun olgan materiallarimni, u g'ish bo'ladimi, reka bo'ladimi, panel bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini mayda-mayda qilib tashlaganman. Va mana qizlarim, bolalarim bilan, oilam bilan ko'chada qoldirdim. O'sha odam, u odamni aslida u odam ham emas, asl o'sha bo'lishi ham mumkin, lekin uni himoya qiladigan atrofdagilar faqat pul uchun yashagan odamlar deb bilamanda. Mana shu sud ijrochilari kelib 12 gacha chiqib keting dedi. Men qarang, shu qonunni yaxshi bilmaganligim meni chiqarishga haqqim yo'q desam bo'lar ekan. Bu keyin keldi, lekin foydasi yo'q. Qisqasi hamma narsamni mayda-mayda qilib chiqib ketdim, tupurib ketdim. Hech kimga nasib qilmasin mana shu uy dedim. Chunki men bilasizmi, Rossiya serialida o'ynadim. Siz Salamandra degan filmda va o'sha bilan birgalikda Navoiyda ham, Buxoroda syomkada edim. O'sha yerdan topgan pulimga qurganman uyni. 18 ming dollar pul ishlaganman Rossiya filmidan o'sha paytda 2008 yilda. O'sha uyga, o'sha pulga qurdimda, lekin nasib qilmadi. Men bitta narsani bilaman. Nasib qo'shilmagan bo'lsa, hech narsa sizga nasib qilmaydi. Uy ham, joy ham, oila ham. Hozir borib ovqatlanaman deysiz-da, borib ovqat o'sha narsa bo'lmasa-chi, o'sha ovqat zahar bo'lsa-chi. Mana shunday deb o'zimni o'zim bosdim xolos. Lekin xalqdan uyaldim. Chunki men san'atkorman-da, men aktyorman. Mayli, O'zbekistonda 34 million aholi bo'lsa, qanchadir foizi tanir meni. Shu yuzimni ko'rsa, ana u yomon aktyor deydi. Otimni bilmaydi, familiyamni bilmaydi. Yomon aktyor deydi. Odamlar kelib, farzandini qo'limga beradi, o'g'lim sizga o'xshasin deydi. Farzandimni peshonasidan o'p qo'ying deydi. Va hokazo, va hokazo narsalar. Bu men uchun juda katta baxt-ku, lekin tag zamirida, yuragimda shunaqangi katta og'riq hozirgacha turadi. Men hayotda har bir qiyinchiligiga chidaydigan insonman. Sabr qilaman. Men yoshligimdan sport bilan shug'ullanaman. Hozir 60 ga kirayotgan bo'lsam, shu hozir ham shug'ullanadim, shug'ullanaman. Nima uchun? Sababi ertaga san'atdan chetkaga chiqib qolishni xohlamayman. Bu bir, ikkinchisi o'zimni sog'lig'im uchun. Alloh qancha umr bergan bo'lsa, mana shu turishimda yurish xohlayman. Mana shu turishimda men shunaqa insonmanki, Rossiya aktyorlarini ko'ramanmi, Gollivud aktyorlarinimi yo Bollywood aktyorlarini ko'ramanmi? Ulardan nima kam joyimiz bor desa deyman. Biz o'zbek aktyorlari kuchli bo'lsak kuchlimizki, emotsional kuchlimiz, tashqi vidlarimiz ham har tomonlama jismoniy tomondan kuchlimiz. Lekin ulardan nima kamchilik bor bizga, kamchiligimiz bor deb yashayman men. O'shanga qarab turib harakat qilaman. Shuning uchun u uydan voz kechib 2011 yil chiqib ketdim. Mana hozir 9 yil bo'ldi. 9 yilda bilmayman nechta kvartirada yashagan bo'lsam, vazirlikka ham bordik, hokimiyatga ham bordik, teatrga iltimos qildik. Bo'lmasam teatrda er-xotin birga ishlaymiz.
Ben 36 yıl umrum teatrda o'tyapti, o'tdi. Bizga hech kim e'tibor bermadi. O vazir ham e'tibor bergan yo'q, teatr rahbarlari ham e'tibor bergan yo'q. Umuman hech kim e'tibor bermadi. Chunki ularga tanish orqali borsangiz, men yashirmayman, pul orqali borsangiz qilasiz. Shuning uchun mayli, demak peshonamga shu narsa yozibdimi, men shuni qilaman, yashayman. Hozir 250 300 dollar, 350 dollargacha topganimizni ayolimiz bilan kvartiraga beramiz, yashaymiz, navaralarim bor işte. Baxtimga xudoga shukr, navaram bor ekanki, navaralarim o'shalarni erkalab turib o'tkazaman hayotimni. Kinoga chaqiradi, salbiy tomondan ko'proq salbiy o'zim ham shu narsani xohlayman. Men hayotdagi noshukr bandalarni, hayotdagi yomon insonlarni, hayotdagi g'arazgo'y insonlarni, hayotdagi bir-birini ko'ra olmaydigan, uni o'lim bilan yakunlaydigan mana shunaqa obrazlarni yaratib xalqni ko'zini ocha olamanmi degan maqsadda shu rolni o'ynayman. O'zi aktyor ko'p qirali bo'lish kerak. Men xudoga shukr komediya deyapman, boshqa janrlarda ham hammasida o'ynayman, lekin ko'proq o'zimni shu narsaga alik qilganman. Hozir menga uyga aytib yana ozginagina yarimga tutsangizda mahallada yaxshi hurmatga ega edim. O'sha yerda mahallada qo'limdan kelgancha men aktyorman, men san'atkorman deyish yo'q. Men ko'chalarni olib chiqib, ko'chani supurib, suvlarni sepib, gullarni ekib, mashinani qilib yuradi. Qayerda edi u? O'zgarishda. Sergelida. Sergelining o'zgarishida No'g'ay qo'rg'on mahallasi. Qanaqa bunday bo'lishi mumkin? Bu boshida qanaqadir bir notariuslar bo'ladi, qanaqadir bir hujjatlar ishlab bo'ladi. U o'sha uy topildi. Uy topilgandan keyin bordim, uyning egasi bilan uchrashdim. Keldi, mana shu uy dedi. Endi uy erta yashab bo'lish mumkin emas. Qarovsiz bo'lgan. Juda ham qarovsiz. U yerda qanaqadir sexlar qurilgan, pechenye chiqaradigan sexlar, novoyxonalar, odam zotli yashashi mumkin emasda. Lekin labzim ketib qoldi. Men o'zim Tojikistonlikman, o'sha yerda o'sib, yerda katta bo'lgan odamman-da. O'sha yerni go'zal qilaman degan maqsadda bo'pti, roziman dedim. Hozir menga 3000 bering dedi. Umuman avans bering dedi. O'zi 5200 dollarga olganman. 3000 berdim. Berdim deb yozdim, u ham oldim deb yozdi. Yonimda hatto nima deydi uni? Anaqalar bor. Guvohmi? Guvohlarim bor. Qolganini keyin remont qilgandan keyin beraman. Remont qilib olishim kerak bu uyni, yashash sharoitini. Xo'p, xo'p, xo'p dedim. Qisqasi hammasi bo'ldi. Orada pul bering, bering, bering boshlandi. Pulni topganimiz, yomgadan topganimni berib turaverdim, berib, 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 berib. Qancha berganimni eslolmayman, aslida 5200 dollarga olgan uyimni 9200 dollar bergan ekanman. Shu daraja men yo'qligimda ayolimni, qizimni aldab pulni olib ketavergan ekan u odam. Pulni bermasang chiqarib yuboraman desa, xotinim ham, qizim ham qo'rqib pulni olib chiqib yuboravergan hamma narsani uydan olib chiqib. Soxta uyga hujjatlarini olib kelgan ekan. Uyi hujjatlarini soxtaligini o'sha Sergeli rayondagi bir uni tanishi hammasini soxtalashtirib bergan. Aslida bu uy Kovalevskiy degan rus odamniki ekan, u Rossiyada yashar ekan. Men gazga, suvga, kommunalniylarga pul to'lashga borganimda Kovalevskiy chiqaveradi-da. Buni o'chirtirsa bu uy meniki deb ko'pini o'chirtirdim. Lekin 6 yil yashagan bo'lsam, 6 yil ichida nimaga to'lagan bo'lsam, hammasini juda katta bir papka qilganman. U uyini qarzlarigacha to'laganman. Mendan oldin yashayotganlarni qarzigacha to'laganman. Qisqasi xaroba bir joyni bog' qildim. O'zim oilam bilan yashashim uchun qildim-da. Endi bir kun vaqt keldi-da uyini egasi kelib bizni chiqarishga qaror qildi. U odam u ham sudga bergan, bitta nomardlik qilgani, ma'ruf menga bir tiyin pul bermagan. Mana bu uydagi rom, eshiklar, umuman hamma narsa bu mani pulimga kelgan degan narsa bilan atrofiga shunaqangi bir o'ziga o'xshagan soxta insonlarni yig'ib olib keldiki, o'sha soxta insonlarni ichida ikkitasi bor ekan, uni ham tushirgan. Mani 5000 ga tushirgan bo'lsa, Ulug'bek degan bolani 15 000 ga tushirgan, yana bittasini 5000 ga. Qisqasi bitta uyini 4 kishiga sotgan. Buni hayoti shu ekan. Mayli, endi u nasib qilmadi, chiqib ketdim men. Bu mani
akılsızlığımdan buldum, bu bana işanı uçanlığımdan buldum. Ben insanlara işanamadım. Ne madde işanı uğramadı, ta onu hazım kılıp durup cevap kaytarınca vakti olsun diyerekten ben. Açım değil mi meyle? Uzun gözüm ama meyle, meyle de çetten ki gelmem, Tocikistan'da. Kvarterde yaşasam, rato meyle, çünkü pül tolak, halal yaşayıp ben anladım. Hazır geçemedi, ayolumla, ayolumla tiyatrede işleydi. Kızım durmuş geçip gitken, oğlum var. Lekin, Kudanı birgen günü, biz gelip uyu nasip kılar mıyken, digen nasibden yaşayınız. Ben ya Kudan kaç umur birgen bilmiyim ben. Ayolum yani, 60 yaşta. Şimdi, Kudanı birgen günü de saval cevap. Biz gelip uyu nasip kılar mıyken, marifaka değildi ben. Barmakta nasip oldu, şu normalde gidiyorum. Nomadlar tamamen barbat oldu. Böyle, bunisi başka bu kupalardı. Yaşayanmış. Lekin buraya bağırıp durup, uyum yok demeyim ben. Çünkü müracaat kılışı haklamayım ben. Haklamayım da bu bana. Tiyatr kadınları gəm, tiyatr rəhbərləri gəm müracaat kıldım. Vazirlik ki, yazgan hatımı, uy beyrəsiz midir, yazgan hatımı, eğer sabır edeyim, bu cüdyen kub. Ular hiç kanaka cevap vermedi. Hamma nasıl, şuna kolumu yudum da, adamlar koltuğa girdi, kolumu yudum, şimdi silki taşıyacağım ben. Eğer de Allah birgen umurla silerge gelip yaşaydıken misin, yaşamayan mı olsun? Şunu da yaşayayım ben. Tocikistan'da ut satılık yerim var. Havlum var, güzel havlum var. Nasip kımızı, ölümüm yakınlaşken de uşak getirip, ölümümü, akukalarımı komadıp, uzunca uzun tasarlı vereme kalır. Lekin Toshkentda 43 yıldan beri yaşayayım ben. 43 yıl 36 yılı tiyatrga, sanatga bahşede kaldım. İyi hazırım, bundan kerem Xudo umr bersa qilaveram. Ve şunaqa o uydan kuyganman. Siz Mirzo Ulug'bek, adashmasam Mirzo Ulug'bek Osmon toqiga qo'yilgan narvon filmi to'liq nomi. Şey, chet elliklar tomonidan suratga olingan, aniqrog'i o'zbekistonlik rejissyor, lekin bugungi kunda chet elda faoliyat yuritadi. Bahodir Yo'ldoshev tomonidan suratga olingan. Adashmasam shu birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizi Lola Tillayeva prodyuserlik qilgan u filmga. O'sha filmdan juda katta miqdorda gonorar olgan deb eshitgan. O'sha o'zi umuman o'sha film va haqiqatan ham o'sha gaplar o'sha kinochilar orasida gap yuradi, bilasiz o'sha, chunki siz bilan intervyuga tayyorgarlik ko'rish mobaynida shogirdlaringiz bilan gaplashdim, sizni juda yaqindan bilgan insonlar bilan gaplashdim va o'sha vaqtda shunaqa ma'lumot berishdi menga. To'g'ri, o'ynadim, o'shanda Amir Temur o'ynadim. To'g'risi men bitta odamni gapini o'zimga hani dastak qilib oldimki, bu ham Gollivud aktyori. Agar qachonki menga Amir Temur rolini bersa, men pulsiz o'ynab beraman degan gapini. Men ham masalan, men o'sha filmda Amir Temurni o'ynagan bo'lsam, avvalo buni o'zimga baxt deb bilganman. Men yuzim, ko'rinishlarim, bo'ylarim Amir Temurga az gine bo'lsam o'xshagani bu meni zavqlantirardi. Meni hech qanaqangi pul qiziqtirmadi u paytda. Men rejissyor bilan ham, direktor kartinasi bilan hech kim bilan pul masalasida qo'rqmaganman. Demak, gonorar avvaldan kelishilmagan. Yo'q, kelishilmagan. Qancha bersa olaman. Bermasa so'ramayman deganman. Agarda beraman deganda ham to'xtat, o'sha pulga menga uy ber deb aytaman deb niyat qilganman. Mayli, bu nasib qilmadi. To'g'risi 25-26 avgust 16 yili biz birinchi prezidentimizga topshirmoqchi edik filmni. Bu ham nasib qilmadi. Bunaqa bo'lib qoldi holat. Keyin men masalan prodyuser Lola Tillayeva bo'lsam, unga biror marta telefon qilib, rejissyorga menga gonorar berasizlarmi deb aytganim yo'q, chunki men buyuk sarkardani o'ynadim. Bu nechta aktyor bor O'zbekistonda bilmayman. Lekin bu menga nasib qilganidan xursand bo'ldim. Mendan oldin Bekzod o'ynadi. Qanaqa darajada o'ynadi, uni xalq ko'zi biladi. Men ham qanaqa darajada o'ynadim, uni xalq biladi.
Lekin bu baxt bu. Ben için katta baxt buldu. Ben hazır geçe şu Amir Temur'un anakası ruhumdan geçeyim. Ben uşa rolü oynadığımda okuyan kitablarımı son sana okuyak. Fakat Amir Temur doğrusu, Amir Temur'u farzantları doğrusu da İbn Arab Şah buladı mı, yok ki Marcel Brion buladı mı, Hakim Sattari buladı mı, kim ne asarı bu sayı, Muhammed Ali ne asarı, hamasını okuyup çıkıyor. Ben ilk hazırım okuyayım ben. Ben ana uşağınki mihri insanga nispeten bana şunday mihrili insan. İnsonga nisbatan hurmat, insonni hurmat qiladigan inson. Vaqti kelganda o'zini sarkardalariga, o'zini askarlariga, odamlariga qattiq qo'lliligini hamma tomonni bog' yaratganlar. Boshqa hammasini ko'rib turib bizda shunday ota-bobolarimiz bor ekan-ku, nima uchun deb biz atrofga qarab maydalashib ketib qoldik degan narsa bor-da. O'shaning uchun men bu ma'noni baxtim. Ben hazır. Lekin mesela Özbekistan'da koyulmaganlar sensiz kalıp kaldı. Halas. Yani bir madde buldu. Premiere anlamada. Interkontinentalda. Lekin ben onu Özbek kinoda, hap içinde koyuldu. Fakat premiere buldu halas hem ben için. O telekanallara gitmedi film. Yok gitmedi. Lekin bir nasıl alam kuyandı karayı. Şu Özbek Interkontinentalda premiere buldu. Şu çetiye jurnalistlere, özümüzdekilere. Film tugagandan keyin bironta bir jurnalist kelib, teatr jurnalisti bo'ladimi, kino jurnalisti bo'ladimi, kim bo'lsa, birontasi kelib intervyu ola olmadi. Olmadi. Ma'ruf aka, mashaqalarsiz o'ynayapsiz. Ma'ruf aka, bu baxtu Gollivud aktyorlari bilan o'ynash, masalan Armand Asante, o'shanaqa u butun dunyoni larzaga keltirgan aktyorda u. Francesco Cavallari, o'shalar o'yini bilan bu baxtku Ma'ruf aka qandaq nasib etdi deb so'raydi deb o'ylaganman. Hammasi o'zini olib qochdi. Hatta ikkita inson borib O'zbek kinoda. Ko'nglim uchun Ma'ruf tabriklayman. Ko'rdim. Rahmat. Desa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas edi. Hatto shu narsani ham qilmadi. Va shunday oldimda turibdi. Boshqa odamlar tabriklayapti, pokistonliklar tabriklayapti, umuman chetdan kelganlar tabriklayapti, Rossiya jurnalistlari tabriklayapti. Lekin o'zimizni jurnalistlar tabriklamadi ham, intervyu ham olmadi va bir zumda yo'qoldi. Bilib turibman. Nimaligini ham bilaman. Lekin nima qo'rqib yashash kerak hayotda inson? Nimalar? Nima uchun qo'rqinmoq kerak? Endi kim biladi shu birinchi prezidentimizni qizlarini prodyuserligi uchun qilmayotgandir-da. Nima bo'pti? Birinchi prezidentning qizi Lola Tillayeva prodyuserlik qilgan bo'lsa, u Tillayeva yonidan pul bermadi-yu. Uni UNESCO'ning puli-yu bu. Nimaga qo'rqasa? Hozir agarda mendan intervyu olsa, men albatta İslom Karimovga gapiraman. İslom Karimovga rasmimni olib kirgan. Mana shu odamni topdik degan. Shunday qarab turib aytgan ekanlar, mana ko'rdingmi? O'zbekistonda ham Amir Temurga o'xshagan inson bor degan ekanlar. Qiziga yaqin degan ekan. Bu bo'lgan faktmi bu? Bu fakt ekan bu. Bo'lmasa mendan oldin 5 aktyor jo'natilgan. O'sha Brad. Demak, casting bo'lgan. Casting bo'lgan, Brad Pitt tavsiya qilingan. Silvestr Stallone, Amitabh Bachchan. Dünya miqyosida bo'lgan. Dünya miqyosida bo'lgan. Bu film o'zi dünya miqyosi uchun qilingan. Ya tushundim, uni bilaman, lekin casting faqat men o'yladimki, Amir Temur roliga casting faqat O'zbekistonda bo'lgan deb o'yladim. Yo'q, hamma joyda bo'lgan ekan. Va hamkasblaringiz o'sha o'zbek aktyorlari castingdan o'sha o'tolmagan qaysidir biri, tasdiqlanmagan. Ko'p o'tmagan. Shunaqa deb eshitgandim. Ha, Karimovga hammasi o'xshab qolgan. Bitlar bunaqa casting topshirgan yoki o'sha ular ham o'sha rolga ma'qullanishi kerak bo'lganligi haqida hech qanaqa bir ma'lumotim yo'q. Aytganim, Brad Pitt bunga nomzod bor edi, Stallone bu menga bu yolg'on narsa emas, bu rejissyori gapida. O'sha turk aktyorini Halil Ertegmi degan aktyori bor. Ha, Halit Ergench. Ha, Amitabh Bachchan bunga hali nomdor qilingan. Lekin Bachchanlar ham bo'lgan. Lekin prezidentimiz, o'sha birinchi prezidentimiz o'zbek aktyorini topasan degan. Va o'zbekda yo'q ekan deganda bo'lmasa film kerak emas degan. Qisqasi, men o'shanda haligi Oy qiz ertagi filmida o'ynayotgandim. O'shanda o'zbek filmida Shahnoza degan qiz bor, ana o'sha men domlam bormi ko'ringlar deganda tavsiya qilib o'sha rasmni ko'rsatgan ekan. Qani ertaga chaqirgin degan. Qisqasi Bahodir Ma'rifaga dedim, men vodiyda edim.
Marpeke maşınaka bir tarihi nasıl olunyaptı, sizi kormak şöyle istiyorlar dedi. Ama vadide ben hazır etsem, kaçan kelesi dedi. Bugün baramayla, sen ertteki 11'de keleyim dedi. Kopdu, kısası o zikrimge bardım. Bakhtiyar ekledigen adam var, şu Bahadır yoldaş dedesi. Yaklaşık oturduk. Lakin eşik arkamda ya. Hala reisör geldi dedi. Ben maşında karadım. Bahadır, buldum ben toptum dedi. Ne bana top geldiğini bilmiyim ben. Lakin Avrupa'ya çıkayım, sonra çıkayım. Bana şu kurup ne? Bitti, onge, bitti çapke. Bir gazap bilen kara vereyim dedi. Hop dedim, de karadım, bir kıyam karadım. Şu, ben bunu Jonathan'a ben dedi. Yok tasdiklarsam ben sizce cevabını eklemem geldi. Hop dedi. Kısası uşa günü keçesi saat 12'de telefon kılı yaptı bu kadar. Avrupa'ya sizinle Amir Temur rolüge tasdiklaştı. Dedi. Ben şunca rol oynayacağım ben de. Tiyatr diyeyim, kino diyeyim. Lakin rol vergen de kocumdan yaşamayacağım ben. Rahmat dedim de. İkisi de kocumdan şunca yaş yok yaptı da. Da karasam ayolama yerine yaptı. Hazıram da. Resmi bu. Bırak insanların rolünü oynaş. Bu fakat havas kılarımızı, lakin o nasip kılarımı yok mu da. Oynadım. Bilip oynadım mı, bilmeyi oynadım mı? Lakin Xorazm'da borganimda, Xorazm'da şu içen kalada adamlar hatta Amir Temur'a şu suya giden Gerasim çizgen rasımlar geçiyor çıktı. Birbirimizde uxşaşlığımızı korset yaptı. Rahmanlik Abid Asomov kaçan bana köşede korsa Marufake ben resor borganımda siz Amir Temur'a oynatardım de Abid fakat şu yapı yapardı. Gerasim rasımını görüyor musun? Ha, görüyorum ben. Ay şu rasımda sizi uzingiz, akıyordum. Bilesin mi, bu ruhun kotarı uğradı insanlar. Rahmat, rahmat, rahmat. Ne kısası oynadık. Ben hazırım bir şey bile geçeyim. Kaç rol veriliyordu, kaç rol seriyallarda, başka başkası da oynayıp ben. Lakin ben Bahadır Gökşegen reisörü, Bahadır Gökşegen operatörü, Bahadır Gökşegen düşünçeye ilgi bulgen, dünya. Düşüncesine ilgi bulgen. Hem dini hem dünyayı düşüncesine ilgi bulgen reisör operatörlerini şey kurma yapmam. Lakin bu bana baktım. Ben institutta okuyurganımda, institutta, şu German Lapatin köçesinde, bir küçükine günü uyu bulardı da, bitir günüm için şu uyu kasırga ilandı. Vay, cüda havas kıldım. Lakin uyunu kuruldu da, uyge bugün kırıp yaşaydıgan adam oğlamdan otup aldı. Karayın nasip kıva geldim de. Bana uyumam o düşündü bu da nasip kıvadı menge. Bana bu rolü, ben birinci prezidentimizde korsetsek, limadır bir rahmet nomi olar mıdım, başka nasip olar mıdım, hakikaten ben kutganımda prezidentimiz için korsetler diyenim, nasip bu yan nasip kıvadı. Kim premier revolution'u kuttum. Oradan iki yıl ötkenden ikin premiere buldu. Zakriti premiere bu yan şu interkontinentalde. Bu yan şundan ikin bir yana targibat işler başlanıp getirdi. Jurnalistler ge saval cevaplar. Bu yan bulmadı. Bunlar hamasa sınav. Allah'ını yaratken ben nasıl mı? Ben için sınav bu. Ben hiç nasıldan afsuslanmıyım ben. Uyum yok dibem afsuslanmıyım ben. Unvanım yok dibem aslında. Ben unvan bana kızıktırmayan şüphet geçer. İlk bundan gelin kızıktırmıyım ben. Kızıktırmaydı, gereken yok bana unvan. Ben sokta pulge aletken adamlarına unvanla. Ama Ruslar, apiva dedi, ben tüpüremem onu kanasını. Uzbekistan halk artistini kança kança pullerge organa geçebilemez. Lekin, hamma, mammaz, uşa adamlar, mesela tiyatrda yam, başka cahilerde yam unvanını sokta organlarla yamasını bilemez. Hazıran var bu nasıl? Yok değil mi? Yok, hazıran var. Hazıran pul vermeseyiz, onu alamayız. Pul vermeseyiz, uy alamayız. Pul vermeseyiz, hiç kaçan sizden onu kattan aldığı kırıp durup derdinize et olmayız. De. Ben, şahsen ben git yerine bana kalırsa. Ben burnum burgut burun. O karakterim o şuna kadar. Ben boyuna geldiğin odanmasın ben. İnsanlar gibi fakat yakşılık kılaman, yamanlık kısayım yakşılık kılaman. Bana urup tip taşıyam, ayamayım ben. Yakşılayım mı? Canımı veremem.
Ben şunakangi toyipa insanımdan da, şunaka böyle terbiyelenmem. Ben otağınam şimdi hap terbiyeledi, ondan ki institutta ustazım şimdi terbiyelenmem bana. Ustazım var şimdi utken insan o. Belki bu şudur, ben Allah şimdi yaratken. Şimdi rolam oynayalımız, boşayan kılamız. Marfake? Ha. Hop, bana böyle gelen kiloğu geldi. Amir Temur rolüge birinci tasdiqlanib, keyin ortada her xil bir o'sha bizlar bilmaydigan gaplar ham aytib o'tdilar. Har xil gap so'zlar bo'lib, yana roldan olinib, boshqa odamlar o'ynagan va u ularga nasib etmasdan har xil bir baxtsiz hodisalar bo'lgan ekan. Endi borsam guruhda shunaqa atmosferaki odamlar Amir Temurning ruhi qarshilik qilyapti degan fikr paydo bo'lib qolganda, ish ketmayapti. Obadim. Mana o'sha undan avval yana belsagidan avval ikkita odam o'ynamoqchi bo'lgan ekan. Kameralar kuyib qolgan ekan. Hattoki shu 1 metr ham bir qadam ham o'sha payt plonkaga olingan. Plonkaga syomka bo'lmagan ekan. Endi bu qanaqadir bu buni bar bilasiz o'sha ko'p bunoqa gap so'z yuradi. Katta insonlar, o'sha shohlar, sultonlari rolini o'ynayotgani ularni ruhi deydi menda shunaqa qanaqadir bir qabul qilmaydi deyshadi. Shu siz misol uchun Amir Temurni rolini ijro qilayotgan paytda shunaqa hodisalar bo'ldimi? Yo'q, menda bo'lgan yo'q. Men ajaman Amir Temurni ozgina bo'lsa ham o'rgandim. Kim? Haqiqatan ham jinni yaxshi bilgan odam, Qur'onni yaxshi bilgan odam. O'sha tomonlarni bildim. Namoz har bir jangga ketishdan oldin 2 rakat namoz o'qib ketishini o'rgandim. Demak, bu bejiz emas bu. Men masalan otda ham o'zim yuraman. O'sha agar otda shu bitta shogirdingizdan aytdilar, otni juda ham yaxshi ko'radilar. Doim shu otda yuradilar o'sha. Otda o'zim yaxshi yuraman, yaxshi chopaman, qissasi qo'limdan keladi. Da, men qilishda o'zim yaxshi chopaman, bu mening soham. Kaskadorskiy ham haqiqatan uni ham aytishdi, e'tirof qilishdi. Buni o'qiganman. Lekin foydalanmaydi, o'zi biladi. O'lib ketgandan keyin foydalanadi. Lekin bu narsani Amir Temurda bitta bo'lgan narsa mana shu xolos. Kichkina barmoqim. Nima bo'ldi? Bu qilich tushayotgan paytimda borib otni peshanasiga tegdi mana shu. Esimda. O'shandan beri davolanayman. Bu menga esdalik qoldi Amir Temurdan. Men har nimadan syomkadan oldin namoz o'qib chiqib ketaman. Men o'zim ichmayman hayotda umuman. Aytishdi buni. Namoz o'qib chiqaman, Allohga tavakkal qilib chiqaman. Chunki hozir bergan savolingizki, oldingi o'ynamoqchi bo'lganlarda har xil hodisalar bo'ldi-da. O'sha narsa menda qaytarilishini xohlamadim. Qaytarilsa bu nima? Amir Temur shu 7 yoshda Qur'onni bilgani, 14 yoshda umuman yod bilgani. Har qanday qiroat qilayotgan odamlarni oldiga borib tursan, noto'g'ri qiroat qilyapsan. Bo'pti shu Qulhu Allohu Ahad Allohu Samadni menga teskarisini gapirib aytib bergin desa aytib bera olmasman. Amir Temur aytib berganlari. Har qanday shoirni she'rini shunday eshitib turib, bittada qaytarib, yoddan qaytarib berish bunaqa xususiyat Amir Temurda bo'lgan. Men bekorga aytilmaydi. Dunyo yaralibdiki, 3 marotaba yulduzlar bir-biri bilan to'qnashgan. Birinchi to'qnashganda Aleksandr Makedonskiy dunyoga kelgani, ikkinchi to'qnashganda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, uchinchi to'qnashganda Amir Temur dunyoga kelgan, bekorga aytilmagan. Hozirgi bizdagi mana bu 8 qirramizda 7 ta qirrasi kim ekanligini hammasini ismi va 8-inchisi Amir Temur deb qo'yilgani. Buni ham aql bilan qilingan narsa bular hammasi. Shuning uchun bu narsa menda Xudoga behisob shukr qaytarilmadi. Qaytarilmasin, bundan keyin ham hali juda ko'p o'ylash niyatidaman. Amir Temur serial qilib olsa deb oladimi, olmaydimi farqi yo'q. Men shunga tayyorgarlik ko'rish yashayman hozir. Doimiy yashayman. Hali bu haqida yangilik ham yo'q o'zi Amir Temur. Lekin bari tayyorsiz. Ha. Hech qanaqa gap so'z yo'q, lekin tayyorman. Har qanday aktyor bilan raqobat bo'lib, raqib bo'lishga tayyorman. Ijodiy tomondan ham, jismoniy tomondan ham, qilish tomondan ham, ot tomondan ham, tashqi ko'rinish tomondan ham o'tamanmi, o'tmaymanmi bu meni qiziqtirmaydi. Men o'sha yerda bir sarkardasini o'ynasam ham roziman. Amir Temurni yonidagi bir vazirini o'ynasam ham roziman. Lekin baribir men
Amir Timur için tayyorgarlik ko'raman hoziram. Uyumda şu bütün gantellerim var, toşlarım var, turnik var, brusi var, Donbass'da. Kılıçla bile yakışık olabilir, ınlıkla kılaman, şugullarla olaman. Şunun için her dönem uçuşan, tayyarlaş için yürüyemem. Hop, Amir Timur rolünü icra kılıp kaç yapıl oldu dedi? Hayır, Amir Timur'da 10 bin verdi. 10 bin oldu. Ha. Ben onu kara geldim ama yok. Tiyatrda açılışı. Avadan gelişilmeyen. Lekin kana kadar o şey premierede verildi mi yok ki? Yok yok, bu tiyatr gibi verildi. Okumet tiyatrda açılışıydı. Ben şu Nova'ya barıp geldim. Venetia'ya, İtalyan'ın Venetia şehriye premiere oldu. Yok, yani premiere oldu. Onunla barıp geldim. Kim tiyatrda açılışı doğru gibi kaldı. 7 sentyabrda. Burada yigit gelip Marfa'ya kendi de. Ben kulümde kan verdi. Это для вас аванс, dedi. А что там сам? Потом узнаете, dedi. Bu 10 000 dolar avans bo'lganmiş. Avans qilib dedi berdi, dedi. Это аванс вам. Lola padala, dedi. Berdi, dedi. Ha, xo'p, unda olib qarasam 10 000 so'm deb, 10 000 dollar. 10 000 dollar ekan. Ha, xudo yetkizgan, mana shu bo'ldi, dedi. Endi mana shunga uy puy olamiz, dedi. Unday qilmadik, dedi. Mashina oldim. Ha, mashina, Nexia. 10 000 uy bermaydi-da. To'g'ri, to'g'ri. 10 bin uyu bergende hazır oynatken filmlerin, pullarının hamasını girsem neşte dur uyu arardım. Şimdi, 50 bin de o fakat biz ağzımızdan çıkardık ya falan. Hiç olmazsa uyum yok o. Maşine benim turaya dedim. Hiç olmazsa ya bir kasi yok ki ya barıp gelişim geldim. Uşa bar yok ha. Belki... Bu avans olsa keyinen verildi mi? Ki, yok. Şimdi berip kalar. Berip kalardı bozum bozum o zaman. Yok hazır işte verilgen yok. Vermeseyim razıma. Çündüm çündüm. Oysa... Umuman bu rolü pulü için oynamayacağım. Pulü için oynamayacağım ben. Ben o şu insanlı, o şu Amir Timur ruhu için oynadım. Vermesin, vermesin suremeyim ben. Verse, ben rahmet diyemem, bu mesela suremeyim ben. Ve en muhumu arzuyuz gittin. Arzuyum gittim. En muhumu şu. Ha. Uzbekistan'da Bekzat ve Maruf. Amir Timur oynadı. Doğru. Bana Cevap Ram oynadı, Abdülhatip ben. Bu biz baktığımız İtalya'ya barış, Venetia'ya barış, keçesi Mama Kaldırov, John orada, şu dengizde yürüyüş lotkada ve bu yerde Kızıl Daroşka, ne maligini uşakta gördüm. Bu bizde yıkılın gelin nasırlar hemen Kızıl Daroşka ama bu Kızıl Gilem bu. Öte Kızıl Daroşka, Turmin'den artık jurnalistler ve hakaza ve hakazaları durup, şu Hollywood aktörler bulan birge, ben, Cevaklar, hamamız, hammaga qarab salom berishimiz, qo'l ko'tarishimiz bu mana yetti uxlab tushimga kirmagan narsalar bu. Va bu haqiqiy bir aktyor xohlagan, orzu qilgan bir baxt. Ana shu baxt. Bu soxta baxt emaslik. Bu haqiqiy baxt. Haqiqat o'sha yerda qaror topdi-da. O'sha odamlar buni bilasizmi, yoqa borish uchun qanaqa tayyorgarlik, ruhiy tayyorgarlik bor-da. Venetsiyada yaşayken joyumuz, onu o kine tiyatro oldu, o adamlar, dünyanın man-man diyen rejissörleri, dünyanın man-man diyen aktörleri bilen yüzme yüz görüşüş. Ve bitti joyda yaşaş. Ve bir joyda nonişte kılış. Ve kol berip salamlaşış. Birge rasımge tüşüş. Yani. Bu man maşı tamamlama baktı gelişken ben. Uşa oyna gelimde. Haligi birinchi savol uy esimga kelmagan. Hozir ham esimda yo'q, siz eslatdingiz. Uy faqat uyga borganda ayolimni oldida yuzim qizarib siqilganimdan bilinadi xolos. O'g'lim ham 23 ga ketyapti. Men endi uy olish uchun men unaqa boy odam emasman, uni ish qayta ishlamayman. Boshqa ishingiz yo'q ekan. Yo'q, faqat mana shu. Faqat kino. Kino. Davlat ishida ishlamayman. Kinodan arzimagan pul bersa ham, 500 ming beradimi, 400 ming beradimi, juda borib qolsa, ko'payib ketsa 1 million beradi, voy, deb do'ppini bosib osmonga otib yuraveramiz, 1 million oldim. 1 million nima u, mana bitta mashinamni 4 ta baloniga ham yetmaydi, hatto hozir. Yoki oilamni boqishimga ham yetmaydi. Lekin Xudoga behisob shukr, topgan pulimiz bilan yashab turibmiz. Lekin qachonlardir baro uy nasib qilish kerak u insonga. Shundan o'tib ketmaydi-yu inson. Endi kim qoldi? Bitta prezidentimiz qoldi-da borib. O'rta prezident bizga uy bering deyishim qoldi xolos-da. Sharoitim mana shunaqa bo'ldi. Uning uchun bet kerak.
60'ga kirib haliyam uy joy qilmadingman. 60'ga kirib haliyam vataning yo'q masalan degan savolga nima deb javob beraman? Mani bu yoqdagi odamlar menga oyog'imga bolta urgani, uyimni tortib olgani, hatto ichki ishlar xodimlari mani uyimni tortib olish uchun uni yonini olgani, hammasi tag zaminida naps yotibdi. Naps yotib u shunday zo'r inson ekanki, hammasini og'zini yopib tashadi. U ichki ishlar xodimini ham og'zini yopib tashadi, sudyasini ham og'zini yopib tashadi. Hamma uni nog'orasiga o'ynadi-da. Ya qoyil tasanno, mana hayot dedim. Hayotda g'irrom, hayotda boshqaqanga birovlarni tuflisini yalab, birovlarni oyog'ini uqalab kun ko'radiganlar yashar ekan degan xulosaga keldim. Tupurdim uyinga dedim. Tupurdim, qaytib berganingni ham olmayman bu uyini men dedim. Yoqib yormoqchi edim to'g'risi uyini. Lekin bu tashladik. Ha, yoqmoqchi edim, yonimda orqamda masjid bor. Yonimda qo'shnilarim bor edi. Zarar yetmasin dedim. Aslida yoqsam ham o'zim uyimni yoqaman. Agar bunga ham qonun bo'lsa, qamasang qamavurdi degan gapni ham gapirardim. Lekin bu yerda Allohni uyi bor uchun qilmayman dedim. Lumni olib turib, har bir olib kelgan vodiydan olib kelgan panirlarni sindiryapman. Ko'zim to'la yosh alamimda bolalarimni ko'ziga qanday qilib qarayman degan narsa bilan qilyapman. G'ishlarimni ololmayman. Etdim, mana hozirgacha mana g'ishlarim, shu yog'ochlarim hammasidan kimdir foydalanyapti. Foydalansin, yashasin. Mani o'rnimga bo'lsam yashasin. Kimdir yashayapti, yashaversin, nasib qilsin ilohim. Lekin u nomard odamga nasib qilmaydi. U nomard bormi, yo'qmi, u nima bilmayman hozir. O'sha paytda 63 yosh bo'lsa, hozir 72 yosh bo'lishi kerak-da. Bunaqalar qirilyapti har qadamda bor. Nima deydi bunaqalar otini o'zi? Firibgarlar bilan. Tushundim aka. Ming bor uzr, agar mavoda qaysir savolimiz bir ko'ringizga tegayotgan bo'lsa, ming bor uzr. Xo'p, ochig'ini aytaman, balkim hozirgi savolim ham yana bir ko'ringizga tegib qolishi ham mumkindir. Teatrdan sizni haydashganmi yoki o'zingiz ketganmisiz? Kimdir aytadi, haydashgan dedi. Kimdir o'zi qo'l siltab ketgan dedi. Ya. Teatrga qo'l siltmayman. Teatr bu ikkinchi masjid hisoblanadi. Men hozir ma'ruf otajonim bo'lishimga shu teatr sabab ish. O'sha 83-yil teatrga borgan bo'lsam, o'sha Lutfxona ayani ko'rib, Razaxon Rayevlar, paytdan institutchilar, Soy Xo'jayev, Hamzo Umarov va hokazo Farg'ona opalar hammasini ko'rib, o'shalardan o'g'irlaganman san'atli sirlarini. Ular bilmagan holda o'g'irlaganman. Chunki hammasiga ma'ruf otajonov bo'lishimga shu teatr sababchi. 36 yil ishladim. Mayli, oradan 4 yil institutda ishlagan bo'lsam, 6 yil ishlagan bo'lsam, o'shanda ham teatrni tark etganim yo'q. Sayvisi uchun qo'shimcha qilib ishlab turganman. Lekin teatrda haydashdi. O'sha teatr rahbarlariga yoqmadi. Men bor narsani gapiradigan odamman, shuning uchun ham yoqmadim-da. Men rejissor ekanman yoki aktyor ekanman deb o'zimni sohamni qilmayman. O'zimni sohamni ham qilaman, u bilan birgalikda boshqa qo'shimcha ishlar ham qila olaman. O'sha teatr yoshlariga kaskadyorlik maktabidan ozgina bo'lsa ham qo'limdan kelgancha o'rgataman, qilichni o'rgataman. Semirib ketmasin o'sha aktyorlar. Sahnada yengil, qushdek uchib yursin degan ma'noda shu narsani qilardim. Rejissyorlik ishlatida edim, rejissyorlikdan olib tashladi. Elektriklik ishlatiga qo'yib qo'ydi. Svetni ishlab turasan deganday qo'yib qo'ydi. Bilasizmi, o'sha narsa menga teatrda Nasriddin Rustamov degan aktyor bor edi. O'shani hayoti qaytalab menga kelyaptida. Shundoq aktyorni Nasriddin Rustamov degan aktyorni aktyorlik ishlatidan olib tashlab elektriklik ishlatiga qo'yib qo'ydi. Spektakl o'ynayapmiz, shunday tepaga qarasak Nasriddinga ko'zi to'la yoshda mana shunday qilib svetni bizga berib turardi. Yo, tavba, men u odamni joyi jannatda bo'lsin juda ham hurmat qilganman, san'atini ham o'zini ham hurmat qilganman. Faqat yig'i, faqat yig'ida keyin oxiri bo'lmadi, Nasriddin akani ishdan haydashdi.
Svetli hem koy olmayaksan diken bana ola haydardın işte. Aslında tiyatrdan çıkıp gitirken de mayla. Eğer sen şu tiyatrga toygun ki senden kim kelermen de çıkıp gitti. Tiyatr onu giyen nasip kımadı. Aslında ki kaytıpan varmadı. Oğlumdan ötüp gitti. Kudum bana hayatımı şimdi okşatmak için oldu bu. Bana lavazımından düşürdü. Mayla çüşsem şuraya var bana. Elektrik mi? Bak elektrik işlattı. 540 bin aylık mı? Yeterli ben gördüm. Lekin tiyatrdan gitmesem bu dedim. Lekin tiyatrdan gitişimde sebep yok. Yalgan sebep, sahte sebep, vazirliklerim telefon kılıp Maruf Atacı Hanım işki kime yaptı. Digen nasılsa yalgan. Kanda kıl korkmasan yapar orada. Ben Kudu'nu bir gün günüm okumaydım ben de. Ben aktörlük işleti demez, ben risolik demez. Ben ertelep hiç kanaka çırak koyulmaydı. Uşanlayan bollarını çakırıp, hamması ki sahne hareketlerini, sahne çengilerini urgat uğrama. Bollar bana nispeten bari mekhir uygun ediyor. Onu bir yoldakiler kurdu, yok. En zor varyant Maruf bu tiyatrdan yok atıştı. Elektriklerin boşluğu gibi, şimdi o buyruk verip, Maruf Atacı Hanım svet koyuş, koldan keme yaptı ve işke keme yaptı, yazı veresen de mecbur kıya. O bolayan ben bilen bir günde işke borgen. O mecburen, eğer yazmasan işten haydayım ben diye. O böyle ben doğrumda yazı verirken, Maruf işki kime yaptı, şunun için Maruf bu yerden onu şeyi sorayım ben diye. Onu bana destek kılıp kursattı. Ben hemen şu böyle bir yerde şu asosla seni işten boşalt yapmam dedi. Lekin bir yerde özünü işkideki garazdaki turganını Kuda korktu, özü bilmiydi. Bunlar mansap gözünü korkup koydu, pul gözünü korkup koydu. Asosan mansap. Bu fakat ne bu? Kreslevden tabut hiç kimse nasip kılmıyor. Kimiydi ya? Tabut o kitada kresle vaktin şahı, hemen nasıl vaktin şahlik. Lekin mansap onu gözünü korkup koydu, haydadı. Aynen 12. sentyabrda Interkontinental'da bo'layotgan da premyera Osmon to'qiga qo'yilgan Narvon premyerasi bo'layotgan kuni men ishdan bo'shatilgan ekanman. O'shandan keyin men 15 kun 20 kun borib yurdim. Keyin bildim. Kadr boshlig'i chiqib siz ishdan bo'shagansiz dedi. Rahmat, yaxshi. Turdavoyni olib ketdingiz dedi. Turdavoyni kerakli joyga olib qo'yavergin dedi. Kerak emas menga Turdavoy dedim. O'sha odam bilan uchrashmoqchiman, meni haydamoqchi bo'lgan odam bilan dedim. U albatta uning uchun, men bilan uchrashish uchun mana shunday yurak kerak-da. Men gapiradigan gaplarimni ko'tara oladigan inson bo'lish kerak-da. Lekin unda yurak yo'q. U meni haydadi, boshqasini haydadi. Yaxshi aktrisamiz bor edi, uni ham haydabdi. Qisqasi teatrni barbod qildi. O'tib ketgan ustozlar arvohini chirqib tashladi. Hamma narsa mana shu. Ben şu lanetli kresle aradım bu arada. Mannım, İngilizce'de bana diken bu gamma. İngilizce'de 18 yıl ders verirken ben. Ben burkum barıp durup dekanattaki dekanlı kreslesine oturmayken ben. Ben asosan ders verirdim. Demek ki dur kol koyuş gerekirse koyamam. Rektör gemetken ben. Benim kolumdan kimiydi? Ben yazı çizi bilen iş kimiyim ben. Ben icatkar adam ben. Sizem yanımda şu yordamchi dekanlarni bergan hammasini ular qilardi. Oxir oqibat bu mening joyim emas ekan o'rtoqlar. O'sha 18 yil ishlab mening joyim emas ekan deb intervyu bergan ekansiz. 18 yil ketdi. 18 yil ishlab. Kechirasizlar, bu mening joyim emas ekan. Nima sabab bo'ldi? Nimaga siz joyingiz? Ha, ertalab 7 da boraman, kechqurun 10, 11, 12 da ketaman. Vaqtingiz oladi. Vaqtimni olaman. Mani na dublyajga chaqiradi, na kinoga chaqiradi. Men hech qaqa chaqirmayman. O'sha bilan band bo'ldingiz-da. Keyin men o'qituvchilik uchun o'qimaganman dedim. Men aktyor bo'laman deb o'qiganman dedim. Kechirasizlar. Ma'ruf bo'lmasam yarim stavka, yarim stavka emas, nol stavka ishlamayman men deganman. Lekin vaqti kelganda kelishi mumkin qaraganim, lekin hozir ishlamayman dedim. O'shandan boshlab turib, mana Xudoga shukr, hozirgacha 15 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yil ichida oynamagan filmim qolmadi. Rossiya bilan o'ynayman. O'sha haqida ham gapirib bering, mana chet el Rossiyada ancha qodiratingiz bir 18 ming dollarlar o'sha gonorar olganman. Endi bu menimcha bitta filmga mi yo'q? Bitta filmga. Bitta filmga.
Bu kanaka o'sha filmlar haqida, chet eldagi loyihalar haqida gapirib bersin. Bu Sled Salamandra deydi, Kalta kesak izdan degan film. 2008-yilda boshlangan. O'shanda meni rolim o'zi bir arab o'ynardim. Rejissyor meni ko'rdida, Ma'ruf aka sizda u vas всего неделя съёмочные дни дедилар. Хорошо. Мен болорадым менге. Неч пул берамын? Неч пул берсең берер дедим. Мен санатты пулга сатпаймын мен дедим. Менин нархым, айтсам азыр өзүмүн нархымды айтам. Мен унака нархта эмес, мен жүдө катта нархта турамын мен деген маанын айттым да. Всё спасибо деди. Я вам по 500 долларов дам в день деди. Ну спасибо, спасибо дедим да. Яхшы 500 доллар. Упайтта эч бала жок. Kısası bir hafta emas, iki günden keyin syomkadan keyin hammasini yig'ibdi, o'zini butun nimalariga gruppasiga. Вот этот человек, dedi, Ma'ruf aka, dedi. Он у меня играет до конца фильма, dedi. Я вас qarsa ishaldi. Спасибо, kim yaqa chiqib. Nimaga menga bunaqa bir hafta degan deysa, это моё, mani ishim, dedi. Uni qarori. Ha. Men ko'z bilan o'ynaydigan aktyorni kamdan-kam topaman dedi. O menga bergan bahoing yaxshi bo'ldi dedim. Chunki meni 12 ta seriyada juda bo'lsa 2 varoq so'zim bor xolos. Qolgan hammasi tasbihda ko'zim orqali yashayman. Hatto harakatim orqali yashayman. U shuni oldidan bilgan ekan. Qisqasi o'shanga kirib ketdim, o'shani puli bilan uy qurdim. O'shani puli bilan yashadim. Aktyor sifatida aktyorligimni his qila boshladim-da. Aktyorga bo'lgan hurmat, aktyorga umuman baqirilmas ekan. Aktyorga o'tirsa bir piyola choy olib kelar ekan, yo kofe olib kelar ekan. Aktyor oyog'iga tuflilarini, paypoqlarini hammasini dasturmoligacha har kun yangi narsa berar ekan. Siz o'tiravering deb grim qilib qo'yib, grim qilayotganda kofe olib kelsa, kofe ichib mani joyim ertaga bo'lsa, palon soatdan palon soatgacha deb berar ekanda, men o'sha paytda o'zida borar ekan, qolgan paytda dam olar ekanman. Bu mani birinchi Rossiya bilan o'ynagan filmimda. Va o'zingizni aktyor sifatida ish qilgan birinchi. Yo'q, men aktyor. Men shunaqa aktyor ekanman dedim. Va atrofimdagi har bir O'zbekiston aktyorlarini shunaqa ekanligini ko'rib havas qildim-da. Furqatga, Fayziyevga qanaqangi mehribonlik. Rustam Sadiyevga, Sadullayevga, qanaqa Elbek degan ukamiz bor, shogirdim unga qoyil. Mana bu, men bir o'zimga duoylab xato qildim dedim-da, ana aktyor hurmati dedim. Aktyor bunaqangi hurmatdan keyin ertaga shu rejissor kelsa, men Xitoyda bo'lsam yetib kelaman-da, hurmatini joyiga qo'yib qo'yaman. Endi bizda ba'zi bir rejissorlarimizga tegib ketmasin-u, ba'zi bir rejissorlar bor. Butun kuch bilan baqirishlar, aktyorni so'kishlar. Sen kimsan aktyorni so'kasan? Sen o'qitib qo'yganmisan meni? Nima, men seni so'kishingni eshitish uchun 4 yil yoki 5 yil umrimni tejashga? Shunaqa bizda shunaqa rejissyorlar bormi? Bor. Men to'g'risi o'zi mana kinomizdagi iqtisodiy ahvol u darajada bo'lmaganligi uchun endi deylik mana chashli filmlarda u darajada bo'lmaganligi uchun barcha rejissyorlar balki menda men aytayotgan rejissyorlar ko'pchilik yosh bo'lganligi uchun shunday deyotgandirman. Barcha rejissyorlar shu aktyorni har qanaqa injiqligiga ko'nib harakat qiladi deb o'ylar ekanman. Yoshlariga bu ish qilmaydi, yoshlarni so'kib tashlaydi. Ha, yosh aktyorlar. Bizga so'ka olmaydi. Biz shaxsan meni so'ksin, men uni tug'ilganiga pishoyma yedirib qo'yaman men. Lekin yosh aktyorni ham so'kishga haqqi yo'q-da. Tushundim. U endi san'atga kirib kelayotgan qizmi, yigitmi, uni sindirasan sen. Ertaga keyin o'zbek kinoyimizda bosh qahramonlar yo'q deydi. Bosh qahramonlarni diliga ozor bergandan keyin ketadi-da. O'zbek kinoyimiz endi qanaqa ahvolda, men bilmayman, men bunaqa narsalarga aralashmayman. Ijod yo'qligini bilaman xolos. Ijod yo'q. Men bilasizmi, rejissor qanaqa tasavvur qilaman. Rejissor mendan kuchli bo'lishi kerak. Menga o'xshagan 20 ta aktyorni yiqqanda ham o'sha 20 tadan kuchli bo'lishi kerak. Bitta tarixiy narsa olsa, boring, Abdulla Qodiriy to'g'risida deng.
Abdulla Qodirovning mehrobdan shayom o'tgan kunlarini olgan odam faqat o'tgan kunlar asarini o'qib turib asar qo'ymaslik kerak. Hammasi. Sa uni butun dunyosini bil. Ham buni butun dunyosini bilmasdan turib men o'qiganman. Bu meni so'zimdan boshqa so'z bo'lishi mumkin emas degan narsa deb qolsa vay 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 vay. Shunda tarixchilik insonlarimiz boradi deyman-da gapi ichimda. Meni bilamda men pak pak otdi shoraman. Menga birontasi kelib marpaga unaqa marpaga bunaqa deya olmaydi ham, deyishga yo'l ham qo'ymayman ijroyim bilan, mehnatim bilan. Asosan mehnatim bilan. Bunaqaga yo'l qo'ymayman. Shuning uchun Rossiya filmlarida haqiqatan aktyorni hurmatini ko'rdim-da. Mana undan keyin Umar Xayyom filmida o'ynadim. Qisqasi 4 ta 5 ta filmda o'ynadim. Qaysilar o'shalari bir ochiq. Hozir ismi Umar Xayyom keldi, sizlar salomandlar keldi. Zvyozdniy degan film bor. Zvyozdniy degan film bor. Unda o'yladim. Nima edi-no? Bir narsa ayol to'g'risida olayotgandik, qisqasi men unaqa hozir kasallik paydo bo'lib turib, bora olmay qoldik, undan to'xtab qoldi. Hozircha Rossiya bilan ikkita loyihada band edim. Zvonok s tego sveta bittasi, ikkinchisi bir narsa ayol. Пропавшая женщина. Пропавшая женщина. İkisi filmde bandım da. O'sha bir oyma, ikki oyma o'sha o'shalar bilan ishlasam ham qancha narsa qilsam bo'lar ekan deb o'ylab qilib. Meni hurmat qilgan joyga boraman da. Hamkorlik qanday o'rnatilgan? Hamkorlik mana o'sha internet orqali. İnternet orqali rasmlarim, o'ylagan filmlarim orqali topilib qolganman ular. Demak, ular o'zi qidirib topib? Ha, ularni o'zi qidirib. Keyin taklif bergan. Keyin taklif qildilar, telefonga chiqib qoldi. Ma'ruf, men falon joydan telefon qilyapman. Moskvaga kelib keta olasanmi? Ha, men bora olaman dedim. Men senga bilet jo'natib yuboraman, siz kelib ketgin dedim. Sentyabrdan to dekabrgacha, o'sha 2019-yilda 4 marta, 5 marta borib keldim Rossiyaga. Borib shartnomalar tuzib, aktyorlik tomonidan, boshqa tomonidan, hamma tomonidan O'zbekistonga kelish, O'zbekistonda olish, O'zbekistonda menga odamlarni topirasan, ana unaqa haligi administrativ ishlarni qiladigan. Hammasini topiraman, o'zing gaplashaverasan ular bilan. Aktyorlarni, lekin men senga tavsiya qila olaman. Qaysi aktyor ssenariyga qarab turib, nimaga loyiq ekanligini ayta olaman. Qisqasi ular bilan yaxshi bo'lib qoldik. U yerdan do'st bo'lib qoldim. Joy og'ayni bo'lib qoldim. U hozir mendan 1-2 yosh katta bo'lsa ham, lekin u yaxshi aktyor, Vladimir Niskov deydi. O'sha aktyor bilan ko'p narsani o'sha menga yordam beryapti, Moskvaga borishi, Moskva o'rmonlariga borib joy qilib berishlarini, hamma-hammasini salom alaykum yaxshi bo'lib qoldi-da. Aktyorlarni rejissyorlarga tavsiya qilyapti, yoqqanini chaqirtiryapti. Bizga hali boshida aytib ketdim, bizning o'zbeklarga o'xshagan aktyorlar juda kam. U chet elda ham bizda emotsiyamiz juda kuchli. Bizning ichki tug'yonimiz juda ham kuchli. Biz ham gapiramiz, ham harakat butun tanamiz ishlaydi. Ba'zi bir boshqa bir aktyorlarda u faqat gap. Gap. Shuning uchun ham bizga ko'proq yopishib qo'ygan hozir. Ma'ruf aka, sizni shu o'rganish jarayonida va undan avval ham o'sha ko'p aktyorlar o'sha kino olam vakillari farzandi yo'q deb aytishgan edi. Bor. Yo, farzandingiz bor ekan. Unda bu gaplar qandoq tarqalgan? Kim biladi, hali PR qilmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Qizim bor, o'g'lim bor. Qizim 34 yoshga kirdi, 3 ta nevaram bor, o'g'lim 23 yoshda. Qizim bilan o'g'lim orasida 10 yil farq bor. 10 yil befarzand yurgan bo'lsa, chunki farzand yo'q bo'ladi. Balkim shu uchun. Farzandim bor, hurmatli har xil gaplarni tarqatadiganlar. O'g'lim bor, qizim bor, navaram bor. Erkakligimni ko'rmayapsizlarmi? Uyim yo'q, lekin haqiqat. Buni любой joyga tarqataver. Ma'ruf aka bir ayolga 3 marta uylangan ekan. Shunaqa. Qaysi ayol ekan u? O'zim xotinimmi? Shu o'zingizni ayolingizga 3 marta to'y qilgan ekan shunaqa. Endi boy odamlar shuni o'yladi-da. Ha.
Endi ayolim o'sha yerdan topganman, teatrdan. Mendan bir 2-3 ta kurs pas o'qigan, teatrga kelib tanishib qolib. Bu savolni men bekorga bermadim. O'zi qanaqadir yaxshi, ko'plarga o'rnak bo'ladigan muhabbat tarixingizdan bo'lgan. Voy, dahshat bo'lgan. O'sha uchun men. Mana shu Boyir degan aktyor bor, Boyir Xolmirzayev. Juda zo'r aktyor. Teatrga mana shu ayolim kelib qolganda shunday ko'rdim, hali birinchi muhabbatim degan narsa shu bo'lsa kerak-da, shunda ko'r. Voy, do'rganman. Boyir aşın gaplaşı vermeye geldim ben. Ne bakıyorsun sen? Uyulamadın diyeyim ben. O şimdi 26 yaşındaydım. Hmm. Ya uzun gaplaşı, yok ben gaplaşı olmayayım ben. Demek okuşayım ki, çırak ergeni gelsin. Okuş, harbiye. Ha. Harbiye'den ki. Okey, kısası Boyir, hani o balansında gap bırakan diyene ki, uzun gaparsın dedi. De. Kısası, gaparsan, şu kara olur demen ki. Böyle. Bir metri gaplaşı oldum, yani bir anı uzun oketemendim. Kısası aktiyonlar uyuyup da duramız, hmm. Kadere'de. Çünkü Boyir hozir maqsadan chaqiraman deb ochiq oydin gaplashib olaman. Qalay qilib ko'rasan-da, shunday pastga borganda u 7-etajmi 8-da turardi. Maqsadxon dedim. Spektakldan kelyapdik. Bunda o'yinlar. Men sizga uylanaman degan. O'sha emotsiya bilan shu gap gapira olasizmi? Ay. Endi u emotsiya bilan bilmadim, hozir u 26 yoshli payt, hozir 34 yil bo'pti. Ha, qisqasi Boyir bilan kelib hozir maqsadiga mana shu narsa qilaman dedim. Ayta olmaysan dedim. Ayta olmayman dedim. Maqsada dedim. Unda qaradi. Men sizga uylanaman dedim. Jinni dedim. Bo'lmasa qochib ketaman man deganman-da. O'sha etajga chiqdimda unda qaradim, qochdim bunaqasiga. Suv kelib bermasin deb. Qisqasi hamma adresini bildimda. Rahmatli olamga aytdim, adresini berdim. Namanganda Chortoq sanatoriyasida palon palon odam ekan. Otasi yo'ldoshova, onasi oyimxon ekan. Hava sayılır ki ama borsayla dedim. Kısas olamı yönettim. Ucu dabro, ne miydi? Soğuşçilik ki borgen, nolla uşatıp olayım ya. Ben hem bilmeyim, ben bilmeyim, bilmeyim. Oğlum, hemen sana kıbol dedik. Tacikistan'da usta baba diken adam böyle. Değil mi? Hında, moyla, ne o şu adam. Uşan o geldi. Dedem yaş ötüp gittiler. 53 yaşta ötüp gittiler. Uruş veteraniydi. Borib turib, o'g'lim mana shunaqa Ma'ruf, o'sha qizingiz bor ekan Maqsudaxon shuni, endi biz gaplashishga keldik, qissasi rozi, ular o'zlari rozi ekan degan. Qissasi to'yimiz boshlandi 16-martga, 86 yil 16-martga belgilangan. Maqsudaga hammasi xabarini yetkazdim, u xabar yo'q, jinnimisiz, men hali hech narsadan tayyorgarligim yo'q deb, to'yi kuni Toshkentda edi u. Kim mashinaga o'tirib ben ketganman Tojikistonga Lenovoddan o'rtoqlarimni olib, u yoqqa borganman Maqsuda to'y kuni biz borib o'tiramiz, kelin yo'qda. Acha yo'lda kelyapti Perevalda degan. Perevaldan kelib, men unaqalar qildi, o'tiraverdim. Aqlli kuyov bo'lib o'tirdim. Oldimizga hamma narsani tanlab tashladik, yedik, ichdik, mashinaga o'tirib, bolalar ketdi, men ertasiga uni olib Lenovod o'sha Lenovod orqali uyga borsam, qor yog'yapti dedi 16-mart kuni. Palatka qilingan, palatkada butun muqimiy teatr o'sha yerda. Boyir yonimda, kuyov jora. U yoqda to'y bo'ldi, Namanganda to'y bo'ldi. Ular yoqdan qaytib kelib, Shirin kafesi bor. Ana o'sha yerda bu yerda bora olmagan bechoralarga to'y qilib berganman. Bechoralar o'sha paytda 3 so'm pul topolmaganda, o'zi 3 so'mlik yo'ladi. Keyin yo'da 500 ta bo'lsa, bizda Tojikistonda 1000 dan ortib ketadi, chunki mani butun oilam san'atkor. Mani akam Qodir Murashirov degan qo'shiqchi bor, uni yonida doira chaladigan katta akam teatrda ishlaydi, dadam Tojikistondagi bitta o'zbek teatri, Shukur Ruxonov nomli teatrni tashkilotchisi, tashkil qilgan odam va juda katta xofiz bo'lganlar, o'sha teatrda ishlaganlar, avlodim hammasi tog'a amaklarim hammasi teatrdan tashkil qilgan insonlar. Qisqasi odam juda ko'p, o'sha Rahmatli Hojiboy akalar kelgan, bu yerda Qodir Murashirov, Abdurov Olimov deydi. O'shalar hammasi shu yerda Toshkentdan manman degan o'sha muqimiy teatrni manman degan aktyorlar bo'lgan, o'sha paytda ular borgan. To'y zo'r. Endi 90 so'm oylik olaman teatrda. Endi Tojikistondan qaytib kelib, Toshkentda ham to'y qilib berar ekansan deganda, aka puldan berib turing, bir qancha 500 so'm ketsa kerak deb, qisqasi kelib bu yerda
500 rubl mi dedim şepette, o zaman tuğ giyen var. Bu yüzeket tepul bu gene o şepette. Vay bu, yüzeket tepul bu. Maşine verer mi o da 500? Ya 500 gelmez, 1000 verer de. Lekin... Bir maşinenin yarım pulu bu gene. Ha, lekin... Aylığım 90 sum. Yani 110 sum aylık alardı ki, bir bala alardı. O günde 90 sum pul verirdi. Lekin 90 sum berekeli yapılardı. Bu aydan bu ayda yeterdi. İçmeydi ya adamla ki, şakmeydi ya adamla ki yeterdi kendisine. Bizge yeterdi. Demek 3 mertte tuy bugün. Ha, mazı bugün. Bu yalgan malumat ama sen. Yok yok, bu var nasıl, var hakikat mı? Çündüm, çündüm. Yani bolalık izi hakkıda. Mendeki malumat ki karagende, özü umuman aktör bu mahçumaz bugün eken. Umuman aktörlük ki, yani kızıkma eken eken, siz harbi bu mahçı bugün eken. Doğru mu? Ama yokçuluğumdan harbi bulamadım, şoğullanışı başlayacağım ben. Sport bulan. Sport bulan. Üçüncü sınıflığımdan yengil atletike bulan şoğullanacağım ben. Ben 10. sınıf geçerken, şey, yengil atletike, gimnastike, akrobatike, taş, bana umman, onunla sport bulan şoğullanıp geçeceğim ben. Hatta upatta velosipedim bo'lardi, velosipeddan keyin motor bo'lardi, motor g'ildiraklarim, g'ildiraklari teshilib qolsa, kim tosh ko'tarsa, o'sha toshini g'ildirakka almashtirmay shunday qilib yashaganman. Lekin 10-sinfni bitirayotganimda Olim Xo'jayev xotinlari Shohida Magzumova degan inson To'lqin Qopir bilan Tojikistonga, o'sha bizning rayonimizga, Nov rayoniga borib, aktyorlar tanlab yurgan ekanda, o'sha abituriyentlarni. Mana katta ekan Ben o şapette stadyonda çayında turpa, fakat turpa ayında ot kaçtı gördü. Aşağıda mazza kılıp futbol oynayordum, hakem çakırı oldu falan desem. Şuna kadar Toşken'de domlilik iken, tiyatral liste, aktiyorluk kalır iken, bormayayım ben. Yok, bora olur, ukacım borgun, ben kendimi kıgın. Ben vade bir koydum, ukam borudu, sparsmen ukam degen. Bu dedi, kısası uşakta şlankada, hınngıda çomalıp, Şampun, pampun, kaydı gördük. Soğun boza buldu, o zaman şey, saç lekin başında kaldı. Saç... Böyle vaxtlarda moda bu gene? Moda, saç bitti, şımımı takım ala çünkü. Bana onaki aylarına yürüş geliydi. Kısası yuvunup şimdi keldim, karasam Shohida Magzumova, sonra Tolkun kapı vurup, o hazıran bu domla, Tolkun eke, o Shohida abla domla otuk gitken. Kelin balam, digende yok. Yuragim yüz şu derece mehriban ayol edilir ki ya toba bunaki gapni biz eshitmaganmiz-da onamizdan hey juvolmay deb so'kadi xolos da assalomu alaykum ha nima bilasiz dedi nima qilishim kerak desam she'r aytdim dedi o'sha paytda Hamid Olimjonni ko'm ko'k vodiylarni yayov kezganda degan she'rni to'r qator qissasi aytibsiz bo'ldi bo'ldi deb ritmimni tekshirdi bilmaydi ki men san'atkor farzandiman Ritim tekşirdi, ritim yakışı, ovozumu fortepiyanada tekşirtleri verdi. Bunun ovozu bariton dedi, uşak, bariton dedi, ben de burası zor nasıl duyulan, bu ovoz eken o. Bariton dedi, bu bariton, oğlum siz tayyorgarlik ko'rin, bir haftadan keyin Toshkentga ketasiz o'qishga, aktyor bo'lasiz, sizni hamma xalq hurmat qilib yuradi. Bo'ldi dedim, chiqib ketdim-da, akam ham ketaman. Lekin sizin hürmetiniz, yıkılışa hareket kılaman deken. Siz avtobüsü götürüp bardık, bir haftadan gelip. Otajonov Maruf ve Otajonov Mamur deken bu. Anjondan, ben Tojikistondan. Şu, ahırda çıkan deken, şimdi karasam, Otajonov mı edip yazılırken halası da. Uyan durdu bana. Bu, ben onu sen boçan gereken, sen, ha, ben dedi. Bu, dedim, sen yok. Kırdım, ben ona partifel boylardı, şık şık kaçar deken. Şimdi, to'rtta futbol kam, bitta g'ijim ko'ylakni shart tiqdikda Tojikistonga qarab ketib yubordik. 2 kundan keyin telefon teatrga telefon bo'lib, Ali Otajonov borib qaytdi, ha uyida u institut o'tganda, o'vushga anaqaga, olma terishga ketish kerak praktikaga. Jo'natvoringlar qochib ketdi degan. Men kelib uni boshqa harbiyga tayyorgarlik ko'rayotgandim-da. Akam, ha, deb Alloh akbar yiqildim ekan dedim. Niyatingga yetdingmi? Ha, yetdim dedim. Kim yana mashinaga o'tirib, akam olib kelib tashadilar. U yig'lab ketdi, men keldim shu bilan. Nasiba ekan peshonaga shu yozilgan ekan, mana akamga haligacha rahmat deyman. Aka, siz orqali odamlar men bilan rasmga tushyapti. Siz orqali odamlar menga hurmat, e'tibor. Siz orqali ko'chada har qanday gaylardir, dal xodimlar, har qanday militsiyalardir, boshqasidir, harbiylardir, hammasi hurmatimni joyiga qo'yapti. Hammasi siz orqali ekan.
harbiy bo'lganimda, yo o'lib ketardim dedim. Yoki qamalib ketardim, yo umuman hech kim bo'lmasdi aka. Chunki u paytdagi harbiylarni hayoti hozirgi harbiylar bilan taqqoslab bo'lmasdi. Qiyin bo'lganda juda ham qiyin bo'lgan. Yo xudoga shukr bu kasbimdan nolamayman. O'shani hozir mana misol uchun haqiqatan shuncha qiyinchiliklar bor ekan. Men ochig'ini aytaman, men uchun faqat va faqat yangilik bo'lyapti hozir. Misol uchun o'sha 2016-yildan buyon kino ga aloqador insonlar bilan intervyular qilib yurgan bo'lsam ham, lekin siz haqingizda bu darajada ma'lumotlar borligini men bilmas ekanman, ochiq yuring. Va har bitta gapingizdan shuncha qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan, baribir aktyorlik yaxshi ko'rishingizni bilinib turibdi-da. Yaxshi ko'raman. Sevaman. Teatr, teatrni sevaman. Men hamma joyda aytaman-da, mana shu qo'lim bilan lutfun ayani qo'yganman. Mana shu qo'lim bilan Hamza Umarov qabriga qo'yganman. Mana shu qo'lim bilan Raza Xavrayev qabriga qo'yganman. U paytda odamlar qabristonga borishga qo'rqardi. Men yoshligimdan hech narsadan qo'rqmagan odamman. Nega qo'rqishardi? U paytda endi sovet davri bo'ladi-yu, 87-yilda jalazda ham o'tirmaganda. Lekin biz o'sha qo'llarimiz bilan savob bo'lsin deb shu ish qilganmiz-da va shu butun umrimni teatrga bag'ishlab qilganman. Men kinoni xayolimga keltirmaganman. Teatrda ustozlardan o'rganib, butun vujudim bilan teatrda aktyor bo'ldim. Borganimdan Tohir Zuhrada Qora Botir berdi, uni o'yladim. Odamlarni, ya'ni odamlar deganim atrofimdagilarni, teatrdagilarni hurmatiga sazovor bo'ldim. Hamza Umarov bilan rol o'ynash ota bola bo'lib o'yladim Paranjisilarda, u Firavnni o'yladim, Namrudullayni o'yladim. Namrudullayn kimligini bilmaydi odamlar. Bu Firavndan 3000 yil oldin yashab o'tgan yakka ko'p xudoliklar davri bu. Ibrohim Xalilulloh dunyoga kelgan paytlari o'shani o'ynaganman. Qisqasi o'ynab rejissyorlik qildim. Spektakllar qo'yish 20 dan ortiq spektakl qilganman. Kichkina bo'lsam, lekin katta spektakllarim o'sha Super qaynalar, Soyib xo'ja operatsiyasi, Hijron, Dilafruzda 4 oshiq 20 yil, eng kam 11 yil ketdi. Teatrga 1 so'm, 2 so'm bo'lsa ham pul olib keldi. Bu 20 yil mana spektaklimda eshiklar buzildi. Eshiklar buzildi. Spektaklni soat 6 da boshlab turib, yana to'xtatib, yarim soatdan keyin yana boshidan boshlayapmiz. Odamlarning oqimi ko'pligidan men xayolimga keltirmaganmanda, mana shu bitta teatrda ishlayman. Bir kun vaqt keladiki, odam rahbar meni shu teatrdan haydab yuboradi deb o'ylamaganman. O'g'rilik qilmagan bo'lsam, teatrga nisbatan haromlik qilmagan bo'lsam, g'ibat qilmagan, g'ibat degan narsa bilan umuman gaplashmayman, o'zi g'ibat, boshqa narsa, teatrga xiyonat qilmadim. Faqat yashadim. O'sha teatrda uyimga ham bormasdan obetlarda o'sha yerda uxlab qolib, kechqurun spektaklimga maza qilaman deymanda, bilasizmi, mani ishdan haydaganda teatrda shunday o'tirib ko'zimni ochyapmanda, sahnada butun shu o'ynagan ustozlarimni ko'ryapman. Mandan oldin Hamza Umarov haydalgan dedim. Hamza Umarov haydalgan o'lmadi, lekin o'ldirib yubordi. Nasriddin Rustam haydaldi, demak endi hayot maniki ekan, umr shunaqa ekan dedimda, teatrni orqamdan yugurib yurgan bolalar ham shogirdlarimda mani ko'nglimni ham ololmaydi, mani ketmagan deyolmaydi, hech narsa deyolmaydi, chunki farosatsiz rahbar, ongsiz, saviyasiz, naps uchun yashaydigan rahbar borligidan va bu rahbarni orqasida tank degan narsa bor. O'sha tank degan narsasiga ishonib turib, aktyorlarni xo'rlab, aktyorlarni haqoratlab, aktyorlarni so'kib, aktyorlarni ishdan haydaydigan iblos bor uchun gapira olmasdi. Men bundan qo'rqmayman. Men bundan umuman qo'rqmayman. Tankasidan ham qo'rqmayman. Tankasini xohlagan paytda portlatishga ham qo'limdan keladi. Bu bunaqangi haligi naps gadosi agar bor ekan, teatr hech qachon ko'karmaydi, shuni bilinglar.
Teatrdan ko'karmaydi, san'atdan ko'karmaydi. San'atda, teatrda aynan mana shunga o'xshagan odamlar non topyapti, mana shunga o'xshagan odamlar yashayapti, mana shunga o'xshagan odamlar galstuk taqib soxta rahbarlarni oldiga borib turib, vatanim O'zbekiston, vatanim jonim deb soxta, ichida hech narsa yo'q. İçide sanatke nispeten, insanke nispeten hiç nesil yok. Bugün yaş korunsam ertege Özbekistan kahramanını olamamdı. Niye etmeler ya onlar bile? Sen Özbekistan kahramanı bölüşü için başkattan tuğulüşün geri halal bölü. Özbekistan'la ne kıldın ki sen kahraman bölüsen? Ben o şuna kanka, kilip ben şunge yerlemem ben dedim. Ettim mi? Ben de tank yok. Ben cenge bir gözüm çıkana. Tanki orkasiga yashirinib turib qahramonlik ko'rsatgan odamga yig'ishtirsan. Jangga qo'lingda qurol bo'lsa, agar dushmanga qarshi boradigan bo'lsang, qurol bilan bir o'zing bor. Nima uchun Amir Temur 400 ming, bu yerda 400 ming, 800 ming odamning ichiga o'rtasiga kirib turib 35 yil umrini jangga berib, 27 ta davlatni qo'lga olib, nima uchun o'lmayapti? Alloh qo'llayapti halolligi uchun. Buna kanka sohta rehberler mi az? Sohta rehberler mi? Benim kız doğrusu mu ki zaman kurtarmaydı. Zaman kurtarmaydı. O zaman ona kanka ortadan gizden sırazım da telefonu alıp yaza digenler köpeyip gitken. Zaman bana şuna kanka zaman bu gitti. Ben buna kanka miyim ben? Ben hürmet kıyınca hürmet bilen ayağı geçeyi gülemem. Menge uruş kısa ben onge yürüş kılamam dedi Amir Temur. Menge yürüş kısa ben onge karşı uruş kılamam dedi. Ben uruşam kımıyım ben onge yürüşam kımıyım ama ben bunu hudaga sakam ben. Ben iki yıldan beri icarede yaşayamam ben. İşte 9 yıldan beri. Ve şu Maruf Atacanov icarede yaşaydı şu pullu topa mıydı? Bir de hatını işleydi. Bir de hatını pullu kanaya kılıp 300 dolar kvartirası gibi verip yiyip içi navaralarını kanaya kılıp boka dedip oylamadı da işten boşatı vardı. Profsayüzge varsam profsayüz bunu navarası koyunadı. Hemen bir kere adam sanlar dedim. Ben 36 yıllık tiyatrdaki umurumda tiyatrda bırak martta hıyanat kamayken ben kimiyim ben. Lekin bu rahbar tiyatrga tüpürdüm sanki dedi. Tiyatrga tüpürüp gitip 5 yıldan gün kaçıp geldi. Yine oturuptu. Ne için bana şuna kadar insanlarını yer kurtarıyor yuradı. Bilmiyor ne için böyle yaşaydı. Mihnat kılaman, halal işleyman, halal yaşayman deseniz hiç kaçan bu miyiz? Halallik maalesef ben hakikat kayır derse hakikat kitap bilen bir gelgide kumilgen kayır gelir. Kaysıdır kabristan'da, o kiyin çıkadı, hazır çıkmıyor dedim ben. Soruyordum, bana usta, şagirdlerim cüleyem ki, uzun okutken şagirdlerim, haması zor zor söyledi şehir, sanattayım, başka diyem, bunu diyem, bunu diyem. Ustaz, ne kısam, tiyatr gibi orası dedi. Kim gibi orası uçuruyor dedi, hiç kim gibi orası uçuruyor. Bence, Maruf Atacanov bir işe abarıp koyayım, bu benim ustazım böyle. Desek, ben uşan namıdan baramam mı ki dedim. Bana kimliğimi aitken dedim. Ben tiyatrı satmayacağım ben. Ne satmayayım ben, şunu bilip koy. Ben tiyatrıda yaşı katta insanlarını hürmet kılamam. Hazırım hürmet kılamam. Hazır tiyatrımızda 3'te mi 4'te karıya kaldı. Bütün karıyalar ötüp gitti. Ana uşalarını duasını alayıp yürüm ben. Başka hiç nesi gereyemez dedim. Lekin kaçan basıyam, vazir çakırsa vazirin olduğu varaman da bitti saval veremem. Lekin baro baraman baro aytaman. Ben Tojikistan'dan gelip sanat institutunda okup, bitirip, bana şu bolaların koyuluğa kirganında haydalaman da okuma gelme. Ben okuşka kirgan, ben icat bir işke kirgan. Ben vatanını sotken insan havasına. Ben Tojikistanlıyı basamam, 43 yıldan Özbekistan'da yaşayayım ben. Ona yurtum Özbekistan basa, ota yurtum Tojikistan bana. Dedem Tojikistanlı, onam Özbekistanlı. Ben Buranca'yda Tojikistanlıyım, Özbekistanlıyım, yamanlamayım ben hakkımı. Gelen Joy'da bana kalım vardı.
vatanımız sotmasam, vatanımga xiyonat qilmasam, boshqa qilmasam, haliga o'g'illik qilmasam, fohishavozlik qilmasam, mana shunaqa narsalarni qilmasam, da menga kun yo'q. A o'g'riga, kazzobga, poraxo'rga, yana kim bor o'shanaqaga, firibgarga, bularga kun bor, bular yashayveradi. Bu yashayapti. Hammasini Xudo ko'rib turibdi. Xudoyim shunday parchalaydi ki, bu parçalaganda mayda-mayda qilib tashlaydi. Hali tobut nasib qiladimi? Shundoq insonlarni, shunday san'atkorlarni bilaman, mayda-mayda qilib tashlandi. Bitta oyog'ini Sirdaryodan, bitta oyog'ini Amudaryodan top kelyapti. Yarmi u kanal, nima deydi, kanalizatsiyadan chiqyapti. Unga kapalan nasib qilmagan. Tobut ham nasib qilmagan. Lekin nahot shu narsalarni bilgan odam shunaqangi iflosgarchilik qilyapti. Mana shu bilan o'zimni ovutaveraman. Yuragim siqilib qoladi. Shunda bitta kitob 700-750 varoqlik kitobni mana shuni o'tirsam, ertalabgacha o'qiyman. Har tomonlama xursand, o'zimni yengillik his qilaveraman-da. Men qiyinchiliklar o'tar. Endi yosh bo'lganimda mayli edi, 40 yosh bo'lganimda edi. Ha, hali hammasi oldimda, mana 60 yo'g'iga Xudo qancha umr bergan uni bilmayman. O'sha uyni olib o'g'limni shunday joylashtirmasam, Xudo xohlasa, deb faqat shu narsani niyat qilaman xolos. U dunyoga borganda u baribir qiynalamanki. O'lgan bo'lsam ham qiynalaman, o'g'lim qayerda yashaydi degan narsa bilan qiynalaman. Mana bu narsa mani qiynaydi, menga azob beradi. Men juda qiynaldim demayman. Bilasizmi, men mishim deydi, mana shunda mishim bora. O'shani qo'yib, biz miltiq otamiz, avtomat otamiz, pistolet otamiz. Insonni shunaqa qildimki, men mishimman. Men yaxshimanmi, yomonmanmi? Odamlar kelib o'sha mishinga tosh otaverar ekan. Qo'liga nima ilinsa otib ketaverar ekan. Bu mishinni tagida qanaqa yurak turganini hech kim sezmas ekan. Mana xuddi shunday qilib qo'ydi. Oddiy narsa, farzandi yo'q dedi. Mayli. Uy yo'q deyapti. Bu mana bu peshonamga yozgan narsa bo'ladi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Agar ertaga televideniyaga chiqaman, shunaqangi she'rlar o'qiyman, shunaqa monologlar o'qiyman, shunaqangi rahbarlarga paxtani qo'yaman. Bo'ldi, u ham bo'ladi menga, hamma narsa ulug'on ham bo'ladi. O'tib ketgandan keyin nima bo'laman, kim degan odam bo'laman? Ali bo'lmi? Ma'rufmi? Xotinini sotib turib uni olgan dedi. Xotinini o'rtaga qo'yib turib uy olgan dedi. Shunaqa o'sha gap bilan u paytda mani bolalarim, navaralarim qanaqa yashaydi. Mani bobom uysiz o'tsa ham g'urur bilan ketdi degan narsa kerak menga. Unvonsiz bo'lsa ham mayli, O'zbekiston xalq artisti Palonchiyev dedi. Itam tanimaydi uni. San'atga hech narsa qilmagan, hech narsa. To'rtta qo'shiqmi? Qo'shiqni hamma qiladi. Rol, teatrdan, kinodan hech narsa qilmasdan turib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va hokazo. Sen o'zingga savol ber bu. Butun umr Ma'murjon Uzoqov xizmat qilib zo'rg'a oldi. O'zbekiston xalq artistini. Sen qanaqasiga olasan? Murod Rajabov mana kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi, 60 yoshida oldi. Hatto prezidentimiz ham shu haqida aytdilar-ku. Juda o'sha unvon yosh tanlamasidan oson berilganligi uchun to'rttalik bitta ishik xalq artisti yoki xizmat ko'rsatgan artist bo'lib ketyapti deb shuni tanqid qilgandilar va mana oxirgi adashmasam 2-3 yilda hech kimga berilmadi. Yo'q, berilmadi. To'g'ri ham qildilar-da. Prezident mana hozir Shavkat aka, Muramanovich hamma narsani ko'ryaptilar. Qayerda yomonlik, qayerda yaxshilik, mana bu unvon masalasida poraxo'rliklar va haligi hozir aytganimizdek soxta unvonlar. Demak, bu gaplar haqiqatdan rost bo'lib chiqyaptida? Rostda.
Özüm kuzumuz oldu bugün mesela. Hazırki prezidentimiz bugün yol koymayaptılar. Mehnat kımasından durup kalak olasan diyaptılar. Hakikatta bu narsani bilish kerak. Lekin bizda bilmaymiz. Bu gaplarni avval gapirganmisiz aka? Yo'q. Birinchi marta. Birinchi marta gapirganman. Lekin kichkina kuroyda gapiraveraman. Vazirlikka bo'lsa men gapiraman. Endi hozir vazirlikka qadam ham bosmayman. Chunki menga balki endi bosganingiz yaxshiroqdir, chunki oldidagi vazir bo'ldilar. Ular bizni tan oladimi, tan olmaydimi men bilmayman. Endi uni hozir bir gap aytib bo'lmaydi, lekin men ochiqni aytaman, oldidagini bir vijdonli inson deb bilaman. Yana bir harakat balkim bu intervyudan keyin o'zlari chaqirarlar, xudo xolos. Balkim men chipal menga kim vazir bo'lishdan qat'i nazar, yo teatrga kim rahbar bo'lishdan qat'i nazar, kinoda kim rahbar bo'lishdan qat'i nazar. Agar ijodni bilmasa ekan aralashmasdan turib moliyaviy tomonni qilaversin da ijodga alohida odam bo'lsin deymanda. Teatrning rahbari moliyaviy tomondan kuchli bo'lish kerak. Kinoda ham xuddi shunaqa moliyaviy tomondan kuchli. Ijodkor, rejissyor ijodga javob beradi. Teatrda ham, kinoda ham rejissyor javob beradi. Rejissyor 5 milliard pul berib Abdulla Avloniy to'g'risida film olganda dedi, mana oldi. Agar film barbod bo'lganda direktor emas, rejissyorni bo'yniga qo'yish kerak. Ana o'shanda mana ko'chadagi soxta rejissyorchalar bor-ku, hech qayerda o'qimagan rejissyorlar paydo bo'lmasdi. O'zbek san'atini maydalashtirib yubormagan bo'lardi. O'zbek san'ati faqat o'yin kulgidan iborat bo'lib qoldi hali. Televizor ochsangiz, yo'q-da ham o'yin kulgi, vaha vaha, qiqiqiqi, kulgi kulgi. Yo'q, o'zbek san'ati emas, o'zbek san'atining tarixini sen ochib Navoiyni 5ta hamsasidan birontasini olib chiqib qo'y kino qilib. Layli Majnunni ol, Farhod Shirinni ol, Hamza nimani ol, Hayratulla Abrorni ol, Sa'di Iskandarini ol. Ol. Ruxsat beryapti, prezident pul beryapti. Yo'q, bizda mana shu kichkina narsaga bo'ldi. Uning uchun kerak-da, uning uchun izlanish kerak-da. O'rganish. Izlamaydi. Izlamaydi, o'qimaydi. Bo'ldi, menga tezroq pul tushirib bersa-da, o'sha kinoyimni olsam-da, undan pul ishlasam deydi. Agar bunaqa bo'lganda men hozir samolyot olardim. Mana teatrda qo'ygan spektakllarim milliardlab pul berdi. Agarda rejissyorga 1%dan bo'lsa ham berganda edi haliga. Nima? Bir balasi bor, gonorar. Mualliflik qilib bo'lganda edi va gonorar haqiqatan. Avtorlar olyapti, shoirlar oladi, kompozitorlar oladi, rejissyorga ham berganda edi, rejissyorlar ham boy bo'lib ketardi. Boy emas. Bir narsa endi zor bo'lmasdan yashardi-da. Eng muhimi shu, o'sha doimiy bir tirikchilik uchun pul bo'ladi. Bo'lardi-da. Masalan, teatrimda 300 ming so'mga qo'yganman super qaylalarni. 300 ming so'm. 7 milliard pul berdi. 7 milliarddan 1% kelganda ham menga nimagadir yetardi-da. To'g'ri. Avtor oldi 8%, 10%lab. Olaversin, u yozgan. Kompozitor oldi. Ular nimasidir qoplandi. Rejissor o'sha oylik qancha? 1 million 100 ming, 1 million 1.5 million oylik. Men har doim aytamanda, padaringga lanat pul bo'lmay o'ldingman. Pul bo'lmaganda hayot qanaqa bo'lardi degan narsani tasavvur qila olamanda. Pulsiz hayot bo'lsa nima bo'lardi deymanda. O'ylayveraman, pul bo'lmasa bozordan nonni qayerdan olamiz deysanda. O'shanda ham bir narsa topilardi. Mana shu pul odamlarga jinoyatga bog'layapti, pul boshqa narsaga qilinyapti, pul. Hamma narsa pul bilan bo'lyapti-da, mansab ham pul bilan bo'lib qoldi. Shuning uchun ham pul bilan bo'lganligi uchun ham pulimiz yo'q uchun uyalmasdan yurimizda. Unvon ololmasdan yurimiz. Berib qolar. Pasmertni deydi, o'lgandan keyin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ma'ruf Otajonov o'lgandan keyin berildi deydi. O'shani yonimga olib borib kim ko'mib qo'yamanda. Ma'ruf aka faqat va faqat yomon rollar o'ynab, lekin qalbi butun saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Yomon rolni o'ynab faqat va faqat mana misol uchun men sizni yaxshi rolda ko'rmaganman. O'sha shoh o'ynagan endi mayli Amir Temur o'z yo'liga, lekin mana Oy qiz ertagida ham shoh rolni o'ynagansiz, bir yomon odam rolni o'ynagansiz. Yoki kliplarda mana
ko'ryapman o'sha kliplarda ham, boshqa filmlarda ham, seriallarda ham, hozir mana jura seriallarimiz ommalashyapti. Ularda ham hammasi yomon rol. Adashmasam. Lekin o'z gapirayotgan gaplaringiz hammasi misol uchun to'g'risman, pros tayyorata qolib eshitdim. Salbiy odamni, salbiy obrazni, salbiy rollarni o'ynagan insonni yuragida juda katta dard bo'lar ekan. O'shani yaxshilik bilan emas, yomonlik orqali isbotlab chiqarishga harakat qilar ekanda, men o'zimdan shunaqa sezamanda. Men tashqi ko'rinishim ham shunaqa. Haligi dobri, dobrata, mehribonlik yo'q tashqi ko'rinishimda ham. Nima uchun? Bilmayman, men shunaqa deb o'ylaymanda. Rollarim ham shunaqa. Lekin ben insanın tashqi yani kiyimiga qarab baho bermaymanda. Ben onu o'sha bilan bir azgina yani gaplashsam uni dunyosi qanaqaligini bilib olaman. Ben shunaqaman. Ben ko'rinishim shunaqa salbiy, rollarim salbiy. Lekin odamlar men bilan azgina gaplashib o'tirsam mazza qilishini yaxshi ko'raman. Ben juda ham nimaman komik odamman. Buni hali ishlatganim yo'q, ishlatmoqchi ham emasman. Chunki aktyorlik tomonidan yiqqan amplamni o'ldirib qo'yishim mumkin. Murod Rajabov Qo'qon voqeasida o'ynagandagi rolini hali biz hali o'ynolmaymiz bu narsani. Ko'rmaganmisiz? Ha, uni ko'rmagansizlar. U tarixiy eski filmlarda, ular sayish paytida olingan Qo'qon voqeasi qo'rboshini o'ynagan ana Nabrahimlar bilan. Keyin bu yo'q hammasi pulga shaqalib ketib, shunaqa narsa bo'lib qoldi. Menga aynan komediya bo'lsa, hozir o'ynayman, lekin kerak emas. Men ampula degan narsa bor, uni yo'qotmayman. Lekin hali savolingizga yomonlarsan o'ynayman, yomonlarni hali qilgan taqdirimda ham odam hayoti ko'rib qolmaydimi shu narsa? Yo'q, yo'q. Shunaqa deydik-ku, haqiqatda mana misol uchun ba'zi bir aktyorlarni ko'ramiz, endi ular yosh aktyorlar juda ham bir yengil hayot kechiradi, rollari ham shunaqa yengil. Endi ba'zi hammasini demoqchiman. Ha, albatta. Juda yengil va o'sha roli hayotiga kirib qoladi qanaqadir. Yoki rolini o'sha hayotida o'ynaydimi qanaqadir yoki hayotini rolida o'ynaydimi bilib bo'lmaydi. Haqiqatan hayot ham shunaqa bo'ladi, roli ham shunaqa. Hayoti ham orqada, roli ham orqada. Odamgarchilik tarafdan aytayapman-da. Yo'q, menga tengmaydi. Urib-urib qolmaydi-ku. Menga umuman masalan terroristlar o'ynayman-a, vatangadorlar o'ynashi mumkin, narkomanlar o'ynashi mumkin, yana kimlardir, kimlardir, kimlardir. Buni aqlim bilan his qila olaman men. Men o'zim tomoshabinni yaxshi yo'lga chorlayotgan bo'lsam-da, qanday qilib men o'zim bu yo'lni tutishim kerak degan narsa turaveradi menda. Men qilmayman, o'zim qilmayman bunaqa narsani. Lekin menga ta'sir qilmaydi. Meni hayotimga umuman bularning ta'sir kuchi yo'q. Bular men uchun bosh o'ynayotgan narsalarim hammasi ko'rsatib beriladigan narsalar xolos deb o'ylayveraman-da men. Lekin hayotimda ishlatmaganman, qilmayman ham bu narsani. O'rganasizmi shu kimlardandir yechib olasizmi? O'rganaman. O'g'ri bo'lsa o'g'rilarni kuzataman. Qayerdan ko'rasizlar ular? Ayni o'g'rilik. Ha, masalan o'g'rilarni o'sha aytaman, hali bir 2000-yil yo'ldosh Haydarov bitta film olgan, Talvasa degan o'g'rilar to'g'risida Toshkentda Jiton degan laqabli o'ynaganman. O'g'rilarni o'sha qo'lini mashinada yurishini o'rganganman. Mashinada yurat qo'y. Mashinada o'zi ishlatishini o'rganganman. Ko'z biror joyda ko'z normal bunda to'xtab turganini ko'rmayman. Uzuk taqmaydi. Qo'liga mana bunaqa brasletlar, bo'yniga bunaqa narsalar taqmaydi. O'g'irlik uchun, qochish uchun, boshqa uchun o'ziga shunday sharoit yaratadi ekanki, o'shalar tomonlarni o'rgandim. Kim terroristlarmi? Terroristlar Alloh, Alloh akbar, Alloh akbar degan qaysi ko'rdagi gaplarni gapiradi. Alloh akbar deb nimaga aytayotganini bilmaydi-da. Ularni basharasidagi sovuqqonlik va g'azab bor. Ular nimayati yo'q-da. O'shuning uchun asosan bular tashqi vid bilan yashaydi. Soqolni mashina qilib qo'yib, boshini mina qilib o'rab, qo'liga avtomat oladi. Bu tashqi vid xolos. Ichida agar 10 ta odamni o'ldirsam, menga 1.5 ming dollar beradi, men onamga jo'nataman deb kirgan bolalar xolos-da bular. Biz aynan o'shalarni qoralaymiz, tashqi vidi. O'sha ko'z qarashi, o'sha boshqa hamma narsasi bular tashqi vid olamlari xolos. Vot bu tomonlarni o'rgandim. Masalan, ko'proq narkomanlar to'g'risida o'ylayman. Mafiyani boshlig'i bo'lib o'ylayman, u qilaman. Lekin o'shanda ham kuzatganim bo'yicha
Biror tasa hali uzuklar takış, manolcha poşka takışlar yok. Bizde, lekin aynan kimdir bir rahbarı oynaydıgan bolsa, boyniga sepochka taqadi da, farosat yo'llarga kelib, vadalashgan usta sepochka tashib oladi. E uzuk qaysi qo'lga taqilsa, o'sha uzuk o'sha qo'l mashinada qilib ishlana boradi shunda. Faqat mashinada ishlana boradi-da. Ko'rsatish uchun. Bular go'yo kinoda mafiyani o'ynayapti, yoki kinoda bir o'g'rini o'ynayapti, boyvachani o'ynayapti. Uzuk orqali va sepochka orqali o'ynayapti-da. Birinchidan rejissyor nolligi, aktyor endi nolga ham bahosi yo'q-da. Ben şunun için o adamlardan... Nullar filmi de bu. Aha, uşa şu. Bak şu nulların filmi de. O, eminim uşalar nulların filmi için adamlarımızın terbiyesi nul yok koymasın diyemem de. Biz ulanı yakışı tamam gel. Davlat filmleri de. Yakışı nasalar olamız da. Yakışı nasalar böyle yaptı. Lekin... lekin hazır o derecede masu böyle de. Çünkü adamlar beni yaman korumasını için mehribonligimni ko'chada ko'rsatib yuramanda. Yana bir savol bor. Endi o'sha birinchimizda bir armonli holatingiz haqida gapirib bergan ekansiz. Ya'niki volidangiz vafot etganlar va siz ulgura olmagan ekansizlar. Ha. Ha. Olar sana. Bu ne de kaytar olmayın ne bu? Kaytar olmayasız. Cuma günü 2001 yılda oğlum Timur kiçkineydi. Yıl boyu boyunu korkulamaz dedim. Bana hiç kanaka haber kemege. Ben hiç ne sallım, ben bir telefon almadım. Her doyum otursam şekere azap hukubatla otadigen nasıl, yağmur çileyle kuyuyetken nasıl da. Azap... Maşinaya oturduk, koçer taksiyle bağırdım da. Şekere borsam, şekerede hiç kim ünleme yaptım. Oturdum. Bozorga borib har doim olamga qo'y go'sh olardim va nok olardim. Shunda yomur quyib shunda bozorga kirdimda har doim bitta narsa olaman deb shunda qarasam o'sha yo'q. Jiyanimda kim bittasi yugurib keldi. Tog'a tog'a avo avo dedi. Ha, sen anaqa dedi, bo'ldim, ben şunu bo'ldim. Onam rahmatli ertalab soat 11 gacha kutgan ekanlar. Mana. Ma'rufa chaqiringlar, ma'rufa chaqiringlar, ko'rib qoling degan ekan. Ular to'g'ri telefon qilgan, men uydan chiqib ketganman. Shu ko'chaga qarshida qarayotgan holda shunday oynadan shunday qaraganda yo'q. Jon uzilganda onam jon uzilgan ekan. Ko'chamizgacha hem bitta shopir keldi, marpaga onangiz o'tib qolganlar dedi. Tezroq bordik. Ko'cha to'la odamda ma'ruf kelmaguncha ko'rmaymiz deb qo'ygan ekan. Endi ishonasizmi shunda onani oldiga borishim kerak edi. Shunda borib onamni yuzda shunday bo'lsam dedi ola. Jonni men uchun ham adina saqlab qo'ygan ekan. I o'sha yerda hech qachon og'rimagan yuragim o'sha yerda og'rib o'tib yotib qoldi. Ayolim hozi Toshkentda hech narsadan xabari yo'q. Timur kichkina edi o'g'lim 3 yosh edi, u qo'rqib qoldi. Akalarim, opalarim, hammasi qisqacha yomg'ir yog'yapti, obordik, ko'mdikda. Ayolimga telefon qildim, shunaqa bolam o'tib qoldi dedim ertasiga. Ertalab bizda shunaqa odat bor, hamma ayollar bo'lsa kerak, soat 4larda qabristonga chiqadi. To'rda qabristonga ketyapsan, bitta namoz kelib shunday to'xtadi namozdan. Anaqa.
Namazdan ayolum şu geldi. Şopan alıp gitti, dup alıp gitti. Şopan duplar ama bari bir yerde. Kabrıge barıp, lakin tiyatrda hiç kim koymaydı gen payt. Faragat rahmeti ve ilahım cahil cennette basın şu ayağlı hemmege gap otkenden tiyatrdan cüce kupçiliğin içi yere kop gelip ben uyumlu hap geldi. Saldatlarla sapravacıyım sonra uyumlu hap gelip pataha kaldırıp gitti. Ben bilesim hemme olasını yakış görüyordum. Bittemem ben bazı. Hemmemiz yakış görüyordum olamadı. Lekin ben ikinci sınıfında dedem olgen mesela yani olam kolda katta buldum. Ben okuş geldim olam orkali. Olam mı 33 son pensiyası bile okuyken ben. 33 sondan 3 son gözüge okularken de 30 sondan geber olarken kvartirinde yaşardım. Bana bu kulumu korumadı da olam. Doğum bu arada akıyamda durardım. Bu şapı kelip burayı da bırmakta kulda yongağı, nağını bana sokup verirdiler. Bana şu kulumu korumadı ve 33 son o şapette gepül basa 33 sonlik bir kır ver almadım. Öyle oradan değil mi? Ciyanımın tuyu vardı, diske yazıyordum ben, o şey diskte. Onlarla oynatıyor, buğularla. Yani o şey cümle sonra her daim sıkılıp azap tortganımda ayağımda tamamen çıkıp getirdiler, değil mi? Yok, mesela başka uygun var o, değil mi? Şimdi diski koyuyorum ben de. Sözü, o şey ola kalımı, Zuhra Han ona gibi yaramız dedi. Olam için gel, ben yapmıyorum ben. Bu mesela oyuna bir yere gidiyken cihazı var da. Şu Uzbekona, şu Romanlar, şu koyulak lazımlar da şu kolunu açıp külüp ben bile oynayken cihazı var da. Olam bile oyuna gelip ben de. Aşağıda kuşağı alıp yığla gelip ben. Fakat uşanı koruma. Yüzeyim taskip topladı. Fakat o şeyde koramadı. Öyle şimdi bir miyman diken ben. Uyuda ki ayolum. Hayla bir paket düşünme. Yalı var ama yine o böyle sen nasıl dedi. 25 yıl barmadım da yurtum ya. Ben hazır kulağa şükür bar etmez. Lekin armağan kıyametli kaldı değil mi? Bu armağan yanında kıyamette kaldı. Uçraşamam mı, uçraşmayamam mı, onu bilmiyorum ben. Lekin kulağından sorayım ben barbar. Ben kıyılayla etken paytımda otamı olamı isteyemem, lekin gap hata kılamam da. Ben her gün isteyemem. Her gün namazımda otamı olamı isteyemem. Her gün. Dedem, Nabi Polvon degan laqabli odam bo'lganlar. Urushdan bir qo'lni oldirib kelganda bitta qo'lda lapatga chap yer chopib turib, menga yer chopish o'rgatgan. Shu daraja polvon inson bo'lganlar. Men 2-chi sinligimda olimdan o'tgan saqir kasali bilan shu ko'zlari ko'rmay qoldida urushdan keyin shunaqa bo'lgan ekan. Endi taqdir ekan olamizni qo'lda katta bo'ldik. Bazıda şu kullarımı olam kurmadı deyemem de yakışıyam kurmadı deyip yine ozum bir tas gibi verin. Bana ozum hani şu da uyusuz. Onu hiç kim düşünmeyin de. Var uyumlu olamlar yalgın nasalarla avalda uyusuz yaşasımı kurma gelige şükür deyemem olamlar. Ekelerime mutlaka hiç kim bilmeydi. Mana ailem hiç kim bilmiyordu. Hatırlı mı ailesi bileli, belki mana ailem bilmiyordu. Ben ailem gitmiyim ama ailem, ben bilen Tocistan'daki ailem, opalarım, akelerim, hepsi ben bilen fakirlenedi. Tocistan'da borsam atrofum gibi milyon adam oran var işten fakirlenedi. Ben 12 sınıfı bitirgenim için, birincisinde yüksüyor adam bugün ben.
jay sanatı boyunca. Ben katta dom kaldırgan ben, uzun bir yurtum için. Hiç kim baskı ile almasın ben ki. İnstitut davranıyorum, şuna kabul edeyim, benim davranıyorum. Onun için ailem bilişini haklıyım ben. Üyüm var mı? Var, ake, bana ben. Torkunalı bir şey ben diyeyim ben. Hatta ok gelip duramam da. Opam ok gelip de bana, opam aşı uyumalık gidip yalan yapıp yaparım. Numa kılamam ben, ben için opalarım, akelerim sıkılışını. Şu bugün ne olacak da, ortadan çekeyim, eğer uyum yok olduğunu bilse, şunu oladı da bana, maşinaya buklep tıkıp getirdim. Tojikistan'da yaşıyorsan, bana yer sana, bana havlu, bana hoşgal. Ya da yaşamıyorum ben de, organım oldum da, 43 yıl bitti yaşam. Salat, maşinaya tanıdım, yani salat var, lakin ben yeni olmayayım, yeni keçmeyeyim. Hemen ise keçmeyeyim. Lakin ben de koyuyorum. Uyum yoklu giden ama süslenmeyeyim ben. Ulvanım yoklu giden ama süslenmeyeyim ben. Afsuslanganim bilan menga men adam osmondan tushmaydi de, shuning uchun aytaman bu gaplarni. Nasib qilsa olaman uyni. Nasib qilsa olaman. Bolalarimni shunday joylashtiraman, keyin yo'lni o'zim bilaman deyman. Lekin hali sababda Allohdan faqat umr so'rayman. Umrim oxirigacha ishlayman. Teatrdami, kinodami, lekin baribir teatrga borib ishlayman. Teatrdagi hamma nas bosgan chiqindilarni hammasini tozalab tashlaymanda teatrni eski holiga keltiraman deb niyat qilganman. Razi Xamrayev davrida qanaqa bo'lgan? O'sha davrdagi san'atni tiklashga harakat qilaman. 5 yil, 6 yil ketadi, 10 yil umrim boricha o'shanaqa narsa qilaman. Chunki teatr parchalab tashlanganda mana asosiy niyatim shu teatr. Bormagan deyapti. Bormasam ham yashayveraman. Bormasam ham yashayman, Xudo berardan qismasin deb yashayveraman. Lekin nimagadir shu teatr meni yoshimda qolib ketganda. Beshog'ochdan o'tsam mashinaga teskari qarab o'taman. Ko'zim tushsa yuragim og'riydi, to'g'risi. Eng alam qiladigan narsa xotinimni teatrdan olib kelishga shunday borsam rahbar aytdiki, Ma'ruf teatrga kiritilmasin debdi. Qaro, men bilmasdan xotinimni yuki borida shunday teatrga olib kirib berib, shunday o'tib ketdimda, qaro ortimdan keldi. Ma'ruf aka, xafa bo'lmaysizmi bir gap aytsam? Nima xafa bo'laman? Direktor aytdi, Ma'ruf kelib qolsa qo'ymagan teatrga. Miyamga chiqib ketdi bu narsada. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mendan xafa bo'lmang. Yo'q, yo'q, sizdan xafa emasman. Sizdan. Ya to'g'ri qildi dedim. Yaxshi. Nima qiladi? Ishlamagan odam teatrda yurmaslik kerak dedim. Ayolim eshitmay qoldim. Maqsuda men sumkalaringni oldim ben. Uni atrofdagi shogirdlarim hammasi eshitdimi? Ustoz, ustoz. Jimmas teatrdan chiqib olay keyin. Ben şimdi eşekten çıkaydım, tiyatrıda sokmayayım, ben hiç kim ben şimdi çıktım da. Biraz önceden cevap koyuyla, ben bana haykal haykal kuradı, bu zirge. Ondan işte bir yıl oldu, işe devam etken bir iki yıl bugün mesela, bir yarım yıldan beri kırmayayım ben tiyatrıya, umuma, umuma kanan basmayayım ben. Lekin, hemen aldı tamam, hemen işsin. Bana şu periyeden hiç orkalıyım etmem, kırım var mı var mı? Teatrı çıkındıdan tozalayman. Ben hiç kimmezim, ben direktirlik gereğemezim. Ben tüpürgen ben, bu lafı mensaplıyım. Ben icadi tamamen tozalayman. Ben rejissörlüğünü bitirgen ben, aktörlüğünü bitirgen ben, kaskadörlüğünü bitirgen ben. Üçte diplomla koşuda yürüm ben. Hiç katta okumagan adamlar, koleji bitirgenler teatrda katta katta oylayın onu bir şey. Bana bu bana alam kadar. Sen Raza Hamrayıp, Lütfen ayağına, Mahmucan Kapuruplarını, Surat Pula atıp, ve hakaza, ve hakazalarını, ruhunu çirkırat var deyip, bırak da adam yapar mıydı? Lekin kılama.
Bu mesela nasip bu mesela. Amin Allahu Ekber deyimende koçumu alamak etme. Daha Tacikistan'da mas. Erge. Moskva'ya. Bence zor iş vardı etti. Ben öyle kulçilik kimiyim. Ben şehirde bağırıp kasker yolluğundan ders veremem. Ot minişten ders veremem. Kılıçtan. Ben de ustalarıya mı var etti? Nakşatları var. Lakin yolluğu kırıp yaşayayım ben. O ziket varmak şeydim. Kozum kıymadı bu. Buna kendi yurtu tapamayayım ben. Buna kendi güzelliğini tapamayayım ben. Moskva'ya baramandım, havas kılgenlerine yemekte baramandım. Buna kadar joy yok. Lakin mecbur bu kaldığında icadım için. İcadkarken mecbur kılarken de. Kur ama o da umur bilsin. Tişliği bozsun. Merhaba. 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 Etken geplerizge razı olayım. Kütürmek entrü buldu biz için. Alem ettim. Muhlislerizge direkleriz. Muhlislerim, getireklerim. Değil mi o? Ben onlar için yakışık hizmet varım. Muhlisler için hizmetlerim. Muhlisler yok adıken filmlerde oynayışı hareket etmem. Kuretken, ben oynayırken filmlerimi kurup durup, uyudu mu, kayırdı mı? Bitti dua kılıp alkışlap koysam öyle. İlahım sağ olasın. Eğer bunlar bulmasa, ben hiç kimmesim. Muhlis bulmasa, ben maruf otacan olmasım. Ben Otajanov Maruhman. Ben o 17 yaşındayım. Bu kalama. Şöyle bırakken muhlisler için yaşayayım. Muhlisler için hareket edilemem. Fakat sanattaki sahte sanatkarlar görüşürken sahte muhlisler bu mesela oldu. O şey, hem muhlislerin tinçlik, hatırlıcamlik, asayişteliğini ata etsin. Ailesinden seçmesin. Ben uşaklar için her doyum hizmetine tayyorum. Hürmetli muhlisler, Kuda halesi 70 yaşlıyım başında durama. Ettim. Allah'dan sorayım ben. Sağ olayla. Rahmet. Rahmet. Rahmet.